İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Mehtap Bölükbaş, 30 yaşında ve 2 haftalık evli. Amasyalı gelinimiz ev hanımı. Aslı Üner'le Gelin Evi'nden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün çok enerjiyim. Üstümdeki leopar deseninden mi acaba bilemiyorum ama böyle bir enerjik hissediyorum kendimi. Buradan böyle size güzel enerjiler gönderiyorum. Şimdi bizim gelinimiz Mehtap Gelin, biliyor musunuz? Sadece 2 haftalık evli. Ay ne güzel oldu. Böyle taze evlilere bayılıyoruz biz. Şimdi efendim Mehtap gelinin hediyesi de hazır. Beyaz kurdeleli. Aynen Aslı Hanım. Çiçeği burnunda gelinimize özel. Şöyle zile. Bastım. Bahçeşehir'de benim eski semtim. Çok severim. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Aa, hoş bulduk. Beni elmalarla karşıladı. Evet, Amasya'dan özel olarak getirdim sizlere. Gireyim mi içeri ben? Tabii tabii, buyurun. Önce girebilir miyim? Tabii ki de, buyurun. Elmayı top, top yapalım. Kızlara bahşiş atalım. Ne güzel yaraşır ince böyle. Siz de öylesiniz Aslı Hanım. Tabii ki de. Kırmızı, en kırmızısına. Ay, elmaların güzelliği. Sen Amasyalı evet, mıydın? Evet, Amasyalıyım Aslı Hanım. Size özel getirttim, güzelliğinize güzellik katsın dedim. Hmm. Afiyet olsun. Çıtır çıtır çıtır. Yarısın. Ay vallahi sen de kırmızı giymişsin. Evet, ama ben de bugün uyumlu olayım dedim. Böyle bu şekilde giyindim. Aa, yeni gelin kombinimi yaptım. Senin evini çok merak ediyorum. Evet, ben de yorumlarınızı çok merak ediyorum Aslı Hanım. Ne tarafta salon? Bu tarafta, şöyle tamam, bulabiliriz. Tamam, kapat kapıyı, geçelim, hediyemi de alayım. Tabii, teşekkür ederim hediyeniz için. Ay ne demek. Gelin evi. Mehtap gelin evinin girişini maun renk dolaplarla adeta giyinme odasına çevirmiş. Salonda açık tonlar kullanılırken gold detaylarla da ışıltı katılmak istenmiş. Anlaşılan Mehtap gelinin çok eşyası var. Bakar mısınız, mutfak iki cephe dolapla donatılmış. Burası da Mehtap gelinin yatak odası. Odaya son dönemin trendi yatak runner'ıyla tarz oluşturulmak istenmiş. Nasılsın Mehtapçığım? İyiyim Aslı Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim canım benim. Çalışıyor musun? Neler yapıyorsun? Biraz daha seni yakından tanıyalım. Tabii, anlatayım. Daha öncesinde çalışıyordum evlenmeden önce. Bu hazırlıklar aşamasında işten ayrıldım. Şu an yeni bir yerde işe başlayacağım bir ay sonra. Ne iş yapıyordun? En son bankada çalışıyordum. Bankada. Önümüzdeki dönemde de memur olarak başlayacağım işe. Bankada ne yapıyordun? Orada müşterilerle görüşüyorduk. Kredi kartları bölümünde çalışıyordum. Peki sen daha çok taze evlisin. Ben nişanlıyken başvuru yapmıştım sizin programınıza. Daha evet, sonra balayındayken aradınız. Ay çok evet, güzel olmuş. Ben de çifte balayı yapmış oldum. Ay, mutlu. Ay çok sevindim. Çok ben sevindim çok hayatım. Sevindim. İyi ki başvurdun. İyi ki katıldın. Eşin evet, seni destekliyor mu? Evet, çok destekliyor. O da benim kadar heyecanlı. Ay sağ olsun. Eşin ne işle meşgul? Parke sektöründe çalışıyor. Parke? Evet. Aa, parke düşüyorlar. Evet, böyle lüks villa, daha büyük toplu projeler oluyor. Evet. Onun satışını yapıyor. Kendi firması var. Çok güzel, çok güzel. Bahçeşehir'de keyfiniz yerinde. Evet, çok seviyorum. Ay, ben de eski sakin. Bahçeşehirliyim, ben de çok seviyorum hayatım. Yaş kaçtı? Ben 30 yaşındayım. Hani böyle bir hanımların yaşı sorulmaz ama sen daha çok gençsin. Sonra bir kapı mı çaldı? Aa evet, kızlar geldi. Hadi karşıla bir tane. Tamam, hemen hadi karşılayayım. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Bir dakika canım, ben size galoş vereyim. Bu ne? Galoş canım, ben daha yeni evlendim biliyorsunuz. Aa, evim tertemiz. Şu an ben de titizliğe önem veriyorum. Bizim evlerimiz pis miydi de dalgın girdi? Canım keşke sen de verseydin, giyerdin. Ben takmak istemiyorum ama. Ben de şu an. Olmaz canım, alırım. Bu şekilde alamam eve maalesef. Şöyle vereyim. Gidelim mi o zaman, ne yapalım? Yok canım, giyinin. Gelin. Senin ayağında neden yok? Ben temizledim. Kaldır ayağının altını. Bak canım, temizledim. Neyse, bugün biz seni çok test edeceğim zaten. Biz de temizledik ayaklarımızın altını, biliyorsunuz zaten. Buyurun bunları canım, vermem. Giyinin, sizlere küçük bir ikramım var. Amasya'dan özel olarak getirdim. Ağzınızı tatlandıracağım, sonra güzelce eğlenip
sonra misafir edeceğim sizi. Galoşlarda da düşerse... Yakıştı ama yok, ben tutarım sizi. Buyurun canım. Bu ne? Bu Amasya'dan senin için özel getirttim. Umarım ağzını sağlamış. Hastaneye giriyoruz sanki. Cadı gibi kırmızı giyinmiş elma verdin bize. İçinde zehir yoktur inşallah. Melek gibiyim arkadaşım, ne cadısı. Melek görmesek. Elma yiyeceğiz ama sen bugün ayva yiyeceksin. Aa, belki mesaj vermişimdir size. Fatmacığım, görürüz cuma günü. Ayvayı mı yedin, ayva bahçesini mi yedin, göreceğiz. Tatlı yiyip tatlı konuşacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Ver müziği ses, biz eğlenmek istiyoruz biraz kızlarla. Ver ses. İstediğiniz müzik olsun hanımlar. Kurtlarımızı döktük. O zaman salonuma doğru geçelim aslanım, daha fazla bekletmeden. Geçelim. Bu galoşlara da kayıp düşmezsek. Dikkat et tatlım, düşmezsin. Karşılamasında bize galoş verdi ama bizim evlerimize hep galoşsuz girdi. Galoş giydirmesi saygısız yerdi. Giymeselerdi kabul etmeyecektim zaten evime. O şekilde benim evimde oldukları için benim kurallarım geçerli. Mecburen giydiler. Gelinler galoşla mı girmiş içeri? Bu ev benim olduğu için benim kurallarım geçerli. Tavanda kancalar görüyorum Mehtap Hanım. Salıncak mı kuruyorsunuz acaba? Koltukların da ayakları gümüş aslanım. Bir uyumsuzluk söz konusu. Avizelerin de biraz yüksek fiyatlı. Bilezik senin aldım, sanki. Sen daha iyi. Karışık ve kalabalık görünüyor. Mide bulandırıcı. Ama bozuk oluyor. Evet. Bir tanesinde bir şey çıkarsa gerçekten benden dinleyeceğim. Çıkarsa benden bir şey iste yapacağım. Pufunu da zigon sehpaya benzettin. Üstüne onun biblo gibi oturursun sen. Bunu kayınvalidem yaptı. Torun istiyor galiba. Teyzacığım, burada servis var. Ne yapıyorsun sen? Eşin yemek yerken ağzını şapırdatsa ne yaparsın? C ters ters bakarım, o zaten anlar. Az sonra... Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk hastanım. Elma çok güzel değil mi? Fatma hemen yedin, ısırdın, yarısını götürdün mü? Evet, çok lezzetli. Evet, ben de vallahi hemen ısırdım, güzeldi. Afiyet olsun canım. Günde bir elma yemek aslında faydalı bir şeymiş. Cilde mutlaka iyi geliyor. Yiyin, cilde iyi geliyormuş. Bakayım, siz niye yemediniz? Yeriz aslanım. Diyorsun, değil mi? İçeri giriyorsun. Evet. Kızlarım. Fatma, sen benim gibi aç mıydın? Aç mı geldin? Ben her daim açım aslanım. Afiyet olsun. Açık sözlü Fatmacığım benim. Evet, gelinler de geldiyse hediyeni takdim edeyim ben. Çok teşekkür ederim aslanım. Aç bakalım. Merakla bekliyorum. İçinde ne çıkacak? Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş açayım. Kızlar merak etsin iyicene. Şöyle. Acaba ne var kutumda? Acaba ne var? Aslanım. Çok güzeller, rengarenk fincan takımlarım. Aman da aman. Çok beğendim. Renkli renkli. Evet, benim renkli kişiliğime uygun olarak seçmişsiniz. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Yani beğeneceğini tahmin ettim açıkçası. Bunlarla modern afiyetle. Modern bir çizgisi var. Evet. İyi günlerde kullan hayatım. Teşekkür ederim. Afiyetle kahvemi içerken sizi anacağım. Çok mersi canım benim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim hayatım. Bugünkü ilk girişteki sunumun ne olacak bize? İlk girişteki sunumum birazcık... Klasikler ötesinde bir şey olacak. Klasikler ötesi. Evet, kahve vermek istemiyorum arkadaşlarımıza çünkü herkes kahve yapıyor. Ben de bugün arkadaşlarımız rengarenk, onlara uygun renkli bir içecek hazırladım. Onu getireceğim. O zaman peki. Bekliyoruz. Hadi tamam, hızlıca başlayalım. İstersen hediyeni de yanında götür hayatım. Tabii, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hadi bakalım. Peki sen nasılsın dünden beri? Ben iyiyim şu anda.
İyi yani. Gayet biraz keyfin iyi. Kaçmıştı puanlamada ama. Evet, puanlamada keyfim kaçtı ama bu tabii bir yarışma. Kimin nasıl yarıştığını bilemiyoruz. Kimilerinin vicdanı rahat, kimilerinin belki de değil. Hı. Ama dediğim gibi yarışma belki de strateji yaptılar. Hem böyle yere bakan, yürek yakan şeklinde niçin böyle bir böyle bana söylemiş gibi hissettim. Niye alındın üstüne böyle acaba? Hani derler ya, yarasa niye gocundunuz acaba? Niye gocundunuz? Kendi şık verdiğimi düşündüğünü düşünüyorum. Fark kaç ediyorum. Vermiştin sen? İki. Ne kadar yüksek vermişsin, yarısını geri al. O yüzden arkadaşım bana laf söylediğini düşündüm. Mehtap, yine meyve görüyorum. Manava gelmiş gibiyiz bugün. Say, ne yapacaksın meyvelerle? Arkadaşlarımıza bugün işleri ferahlasın diye orman meyveli smoothie hazırlıyorum. Orman meyveleri derken? Böğürtlen var, çilek var, ahududu var. Onları nasıl dondurduğunu gösterir misin? Göstereyim. Uçlarını kestim. Bu şekilde dondurdum. Arkadaşlarıma güzelce ikram edeceğim. Organik çilekler. Yanında da makaron vereceksin galiba. Evet, yanında da makaron vereceğim. Şimdi ben içerisine kefir ekleyeceğim. Aa, yoğurtla yapmayacak mısın? Yok, ben kefirle yapmayı tercih ettim. Daha sonrasında da içine çok az süt ekleyeceğim. Hijyene çok önem verdiğim için burada da bütün kullandığım tüm malzemelerde eldiven kullandım. Yaptığım tüm yemeklerde de aynı şekilde. Onu kapıda galoş vermenden anladık zaten. Arkadaşlarımıza da böyle tatlı makaronlar servis ikram edeceğim. Ay, bayılırım makarona. Bana da var mı? Tabii ki. Bir tane verir misin? Ben sana daha sonra vereceğim dostum. Aa, sayılı mı onlar? Evet, şu an sayılı. Ben daha sonra sana vereceğim. Yani 6 tanecik mi aldın? Hayır, daha çok aldım ama dolabımı da şu an daha sonra vereceğim sana. Ha, tamam o zaman. Ben dolaptan alırım. Tamam o zaman dışses. Oh, smoothie de ekleyince tam bir renk cümbüşü olacak. Kendi kişiliğim gibi rengarenk bir içecek hazırladım. Tadı da çok güzel oldu. Arkadaşlarım da umarım beğenirler. Rengi şahane oldu. Eline sağlık. Evet, çok güzel oldu. Kızların içi açılsın. Sunumların hazır gibi. Ben içeri geçiyorum. Sen de çok oyalanma, tamam mı? Tamam dışses, görüşürüz. Geldi, geldi. Dur sonra konuşuruz. Gel Mehtapçığım, gel, yardım ister misin? Getiriyorum aslanım. Bu arada gerçekten bugün hepiniz çok şıksınız, onu söylemeden geçemeyeceğim. Sen böyle kırmızı aslanım. Böyle kalem elbise. Evet. Efendim, lacivert en sevdiğim renk. Ben de benim. Çok sevdim. Rengarenk kızlar. Öyle, herkes çok da düz renk seçmişsiniz. Ben de böyle. Asillik. Bizim bir Feyza gelinimiz vardı. Ne yapıyordu? Buna cevap vermeden önce bir aslan kükreşi yapıp gelmem lazım. Bir saniye, bir kartal uçuş yapıp kendime geliyorum. Ay. Feyza'ya böyle bir elbise gönder. Feyza, bunu giyiyorum, buradan sana gönderiyorum, tamam mı? O da böyle yapacak. Tamam Aslı ablacığım. Evet, nedir bu? Milkshake mi bu? Bu smoothie, orman meyveli. Smoothie. İçindeki çilekleri ben hazırladım, doğradım, dondurdum. Organik çilek kullandım arkadaşlarım için. İçine de kefir koydum. Kefir? Evet, kefirle orman meyveli kefir koydum vallahi içine. Vallahi şifalı bir şey yapmış bize. Evet, güzel, sportif, sağlıklı bir yiyecek, içecek oldu. Vallahi güzel olmuş. Nasıl buldun sanımlar? Ben tadına bakalım hemen. Afiyet olsun kızlar. Sunumu fena değildi fakat kefir sevmediğim için smoothie'sini sevmedim. Ben çilekli puding içiyormuş gibi hissettim kendimi. Pek sevemedim. Kefiri de sevmiyorum. Evet, kefir sağlıklı ama sevemiyorum bir türlü. Ben de kefir sevmediğim için aynı şekilde çok beğenemedim. Kefirin ama tadı yok burada bir kere şimdi. Süt, kefir karışık aslında. Yani biraz. Süt olsa daha hafif olurmuş süt gibi. Süt de var içinde. Anladım. Bir daha de makaron fikrini de beğendim. Ellerine sağlık. Peki. Teşekkür ederiz. Peki görüntüsüne ne diyorsun? Bardağını çok sevdim. Çok güzel. Yalnız bu makaronu koyduğun keşke bir makaronluk olsaydı. O bardak altlı olarak kullanılıyor. Evet, bardak herhalde. Altlı da rengi uyumlu diye ben onu kullandım. Ama peçetenle tepsini beğendim.
dediğim gibi makaronluk olsaydı daha hoş olur. Makaronluk diye bir şey mi var? Evet. Hadi canım. Ben de yok ama. Yarın sen de görürsünüz. Sen makaron musun? Ay bu makaron da vallahi kaç sezondur hep böyle makaron. Makaron koyuyorlar bize. Gerçekten. Motor oldu. Klişe evet. Klişe mi? Evet ama ben kimse de görmedim yarışmada bayağıdır. Ben 7 yıldır izleyicinizim Aslı Hanım. Makaronlu gelin evinde çok gördüm. Evet, evet. Sizi keyifle evet. izledim çok ve şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Ay ne güzel vallahi. Bir an kendi kendimize alkışlıyoruz dedik. Çıldırdık valla. Evet ekranların fenomen yarışması Aslı Hünel'le gelin evinde. Gelinler galoşla mı girmiş içeri? Evet Aslı evet, Hanım. Galoşla girdik. Ev sahibinin özel isteği. Bizim evet daha bırak. Yeni evliyim Aslı Hanım. Evim hemen batmasını istemedim. O yüzden kızlardan bu şekilde rica ettim. Kıyamam. Onlar da kırmadılar, gül oynayıp giyindiler. Güzel. Genelde bizim gelinlerimiz yedek ayakkabıyla geliyorlardı. Ya da ayakkabılarını bir güzel silip öyle giriyorlardı. Sıfır ayakkabıyla geldik zaten. Yine de galoş giydirdi. Aslı Hanım, Mehtap herkese galoş giydirdi ama fark ettiniz mi kendisinde yok. Bence ayakkabılarına bir bakalım. Ayakkabınızı görebilir miyiz Mehtap Hanım? Tabii ki de görebilirsin arkadaşım. Buyur. Diğerini de görelim lütfen. Tamam, öbürünü de göstereyim. Ben zaten iyice temizliyorum. Bugün özel değil, her zaman ayakların altını iyice temizlerim. Dezenfekte ederim, o şekilde giyinirim. Evde zaten giyinmiyorum normalde. Biz de temiz ayakkabıyla gelmiştik ama. Ama siz dışarıdan geldiniz, ben evdeyim şu anda. Dışarıdan geldik ama ayakkabımızı değiştirmiştik. Bu ev benim olduğu için benim cerrahlarım geçerli. Burası hastane değil ki ya, ben zaten 7/24 hastanede olsa maske de takardım. Evet, Bezle'den de kayıt yaptırmamızı ister misiniz? Bir dahaki geldiğinde olabilir. Teşekkürler. Galoş olayını sevemedim. Evin ne verdiği temizlik değeri kadar misafirine değer verseydi galoşları bize vermezdi. Gerçekten evinde pırıl pırıl tertemiz. Zaten çok yeni evlisin. Evet aslında. Böyle bir şey istemiş olmanı yadırgamıyoruz. Yani olabilir. İsteyenin evine tabii ki herkes galoşla girmek durumunda yani. Sonucunda ev sahibi sensin. Evet. Kızlar da yaşamadık demeyiz. Ben saygı duyardım yine. Çok yeni evliler. Daha kendisi bile basmaya kıyamıyordur halılarına eminim. Evet aslanım. Daha yeni serdim hatta sizin için. Ay çok teşekkür ederiz. O zaman hemen salon ev yorumuna geçelim o halde. Mehtap gelinin salonu açık renk dekorasyonuyla gayet ferah. Köşe kanepe, kaz ayağı ve soyut desenli kırlentlerle çok güzel kombinlenmiş. Taş duvar dekoru odaya derinlik katarken gold kulplu televizyon ünitesi yemek bölümüne çok yakışmış. Elbette bunda yemek masasındaki ve sandalye ayaklarındaki gold'un etkisi büyük. Fon yerine güneşlik ve sık pile tül perde kullanılması odayı daha ferah göstermiş. Yuvarlak formdaki sarkıt led avize ile gold detaylı tablo ve aynalar salona hitap eden seçimler. Son olarak duvardaki boya yamalarının salonun şıklığına gölge düşürdüğünü belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Şuradaki boya detayı çok fazla gözüme battı. Onu hiç beğenemedim. Keşke orada da hani bir şey mi vardı? Aynamı kullandım. Aynamın üstünde çok az görünüyor gördüğün gibi arkadaşım. Bu evi geldiğimizde boyatmadık çünkü rengi daha sevdiğim bir renk. Tekrardan masrafa sokmak da istemedim eşimi. Hı. Daha sonra ben orayı kapatacağım zaten. Çıta yaptıracağım. Evet, şu an görüyoruz. Şu an evet. Yorumluyoruz. Arkadaşım üçüncü gün yarışmacısın. Bir fırçayla boya çekebilirdin oraya. Ben boyamak istemiyorum onu. Boyamak evet. istemiyorum. Daha farklı dikkat edeceğimizi düşünmedin sen. Herhalde. Düşündüm ama... Ya da öyle iddialı değilsin. Nasıl bir şey için katıldın? Çıta şeklinde duvara doğru böyle şekil yaptıracağız oraya. Yapılabilirdi bu. Benim evimde çok küçük detaylara takıldılar ama o çok fazla göze batıyordu. Öyle mi? Evet. Keşke hakikaten hani onu yaptırmış olsaydın bize de çok güzel bir fikir olurdu. Evet evet ama ben onu zaten daha sonra inşallah paylaşırım yaptırdıktan sonra. Peki bu taş duvar var mıydı? Evet vardı. O direkt kaplama değil de taş olduğu için onun üstüne herhangi bir işlem yapamadık. Ya, ama böyle bütünleştiğini düşünüyorum hani yanındaki bitkiler olsun, TV ünitesi olsun. Nasıl buldunuz duvarı? Yani çok uyduramadım onu ben buraya. Alakası olmuş. En azından üstündeki o apliklerini, aplik onlar buraya ait. Onları değiştirebilirdin spotları. Spot gibi bir şey değil evet, mi? Evet spot. Onu kullanmıyoruz zaten bir de buraya ait.
salonda kancalar görüyorum Mehtap Hanım. Salıncak mı kuruyorsunuz acaba? Yok, biz kurmuyoruz. Daha önce oturan kişi kuruyormuş. Tamam. Sökebilirdiniz. Ben sökmek istemedim çünkü... Hayır, ben sökmek istemedim çünkü ileride çocuğumuz olduğunda ben de oraya belki... Kullanırım diyorsunuz. Evet, ay canım benim. Peki, inşallah. İnşallah. Tamam, iki haftalık evli ama bu eve girerken o eksikleri tamamlayıp girebilirdi. Tavandaki salıncak kancasıyla ne yaptıklarını anlamadım. Çok da yorum yapmadım çünkü Fatma arkadaşımdan bana sıra gelmedi ama anlamsız da onları oradan çıkarabilirdi. Koltukların da ayakları gümüş aslanım fakat orta evet. Sehpamız gold. Bir uyumsuzluk evet. Söz konusu. O konuda sana katılıyorum ama şöyle, bunların ayakları ya tam gri oluyordu ya da antrasit oluyordu. İki seçenek vardı. Ben de antrasit olanı seçtim çünkü direkt gri hiç uyumazdı. Evet. O şekilde değerlendirmek istedim. Siyah gibi duruyor bazen. Farklı da orta sehpa seçeneğiniz yok muydu? Yok, ben böyle seviyorum zaten. Çünkü alan çok büyük olmadığı için bu böyle alanı daha geniş gösteriyor. İçerisi mesela beyaz olsaydı kapatırdı birazcık. Ama işte renk uyumsuzluğu oluşmuş. Beni rahatsız Anladım. Etmiyor. Anladım. Koltuk takımımızın fiyatı nedir? Evet. 57.000 TL. 57.000 TL. Kumaşı çok güzel. Güzel yalnız. Dikkat et. Gayet rahat. Rahat. Evet, çok rahat. Daha güzel. Yok, açılmıyor ama yastıklarını aldığınızda yatak gibi. Rahat, genişliyor. Evet. Güzel. Evet. Ben odanı uyumlu buldum. Koltuğun da gayet güzel. Yalnız burada fon perde isterdim. Fon perde şundan dolayı kullanmadım. Bu L koltuk olduğu için yan tarafı kapatıyor. Yani orada görünmeyecekti. Ben de tek taraflı sevmiyorum. Yani yine yukarısı gözükürdü. Bence güzel olurdu. Ayrıyeten şu tavandaki iki turuncu şey de benim dikkatimi çekti. O yangın için yani onun önünü kapatamıyorum yangın olduğunda. Yangın oradan dedektör onlar, alarm hani işte duman çıktığındaki onu dedektör. Onu kapatamıyorum. Görünüşü çirkin duruyor. Keşke bir kapak gibi bir şey olsa. Ama onu kapattığımda şey hani ben, güvenlik açısından. Ay ilahi Ezgi. Mehtap yangın dedektörünü kapatırsa su nasıl atacak? Su sorma sorma. Bu su atıyor ya. Ben onun ne olduğunu bilmeyerek yani yorum yaptım. Anladım. Evet tabii. Ben de bilmiyordum. Bilmeyebilir yani. Şu anda öğrenmiş oldu dış sesçiyim. Herkes nereden bilsin? Haklı kız. Değil mi? Evet öğrenmiş evet. Olduk. Öğrendi. Yangın dedektörünün ne olduğunu biliyordum fakat daha önce görmemiştim. Burada gördüm. Hayatında hiç mi bir şey görmemiş, çok merak ettim. Ezgi zaten ilk günden beri görgüsüzlüğünü anlamadığını, bir şeyi bilmediğini fark ettiriyor. Yangın dedektörünü bilmeyen insan kaldığını düşünmüyorum artık. Peki yemek masanın fiyatını öğrenelim. Yemek masalım ve konsolum ikisi takım. 30.000 TL'ye aldık. 30.000 TL. Perde, tül. Perdem de 2500 TL. 2500 TL. Yapay çiçek mi bunlar? Evet, yapay çiçek çünkü diğerleri dökülüyor. Su sürekli sulamak gerekiyor. Biz çok şehir dışına çıkıyoruz. Öyle mi? Bakamam mı diyorsun? Evet, o yüzden ben de böyle bir renk getirsin diye yapay çiçek vallahi renk aldım. Getirmiş ama evet. Canlısına bayılırım. Ben de seviyorum biraz. Evet ama bakın. Orta sehpanı tek aldın zannediyorum. Evet, tek aldım. Bunun da fiyatını öğrenelim mi? Bunun fiyatı 2500 TL oldu. 2500 TL çok güzel hayatım. Halının fiyatı nedir? Halının fiyatı ben toplu aldım Aslı'nın. Tek hesapladığımızda 6.000 TL. Bu 6.000 TL. Evet. Çok mu acaba? Metrekaresi de çok küçük bunun. Çünkü ama yapısından dolayı evet, biraz. Olabilir. Senin halın bundan büyüktü. Evet, benim 6 metrekare. Ne kadardı? 2.000 TL. 2.000 TL ne zaman neydi aldın? Yani yaklaşık düğünüme 3, yani 4 ay falan oldu aldık. 4 ay oldu. Sen ne zaman aldın? Biz düğünden 10-15 gün önce aldık. Sen de şu sıralar aldın yani. Hay bu halının ne özelliği var? İçinde ipek falan da mı var? İpek halı, hayır değil. İpek değil. Evet. İpek akrilik, olabilir mi acaba? Akrilik. Akrilik. Ve viskon karışımı. Ve viskon karışımı. Markasından dolayı olabilir aslında. Anladım. Sen bana gizlice olabilir. Söyle bakayım. Tamam. Neymiş o marka? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hanımlar? Avizelerine gelmek istiyorum. Avizelerin yuvarlak, bilezik şeklinde. Seviyoruz bilezik takmayı seviyorsun herhalde. Avizelerin de ona benziyor. Çıkıyor. Oradan da bir mesaj kocama. Seviyorum. Beşi bir yerde, beşi bir Hocam yerde. Hocam bana bilezik al. Bunların fiyatını öğrenmiş miydik? Alabilir miyim? Fiyatı ikisinin 8.000 TL. Avizelerin de biraz yüksek fiyatlı bilezik sanki. Bilezik aldın daha iyi. Ben böyle şeylerde kaliteli seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Rose gold mu bunlar? Gold mu? Ben mi yanlış görüyorum? Gold. Bunlar gold bence. Rose gold gibi duruyor ama. Rose gold pek benzemiyor. Rose gold pembemsi oluyor biraz. Gold gibi duruyor. Sarı, gold evet, daha gold. Çok gold gibi. Gold evet. Işık yanılttı beni. Peki hanımlar ben sizi buradan mutfağa göndermek istiyorum. Bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış? Bakalım. Buyurun lütfen. Ben de bu şifalı içeceği içeyim bari yahu. Salonu genel olarak spor, şık, değişik bir şey yapmaya çalışmış kendince. Televizyonun arkasındaki duvar, koltuk takımı, masa takımı hiçbir şekilde uyduğunu düşünmüyorum. Salonu gayet güzel buldum. Dediğim gibi fonlar
eksik olması benim için eksi puandı. Çok sağlıklı bir içecek hazırlamış bizim için ama gelinler çok fazla böyle salt şeyleri sevmiyor. Bir de böyle kefire karşı genelde bir ön yargısı var insanların. Bence probiyotik açısından kefiri bol bol tüketmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten faydaları say say bitmez. Özellikle kefir içemeyenler için böyle meyveleri de yapılmış. Bence çok güzel bir içecek ama evinize ilk gelen bir misafire ilk karşılama içeceği bu olabilir mi? Yani genelde mesela kahve istiyor insanlar ama bu benim için değişik geldi. Yani kadeh şeklinde olan bardakları da bence şık. Kızların hiçbiri içmedi, üzüldüm vallahi, ben içeyim bari. Hepsi burada çok çirkin durur. Ankastre setimi hiçbir şekilde buraya uygun bulmadım. Dolapların rengini de pek fazla beğenemedim. Çok ağır değil mi ya? Evet. Bak anca kaldırabilir, tahmin ediyorum. Ay bu da böyle çok rahat oluyor. Selemek için. Canım ne yapıyorsun? Orada suplası var. Beyza, ben resmen batırdın ya. Yani masamı şu anda. Ya. Umarım benden biraz öğrenmişsindir ama bu şekilde. Bunu öğrendim senden. Ben arkadaş olarak görüyordum ama kendi öyle düşünmüyormuş. Ah bu erkekler. Kandırdı beni. Kandırıyorlar hep. Düğün günü eşim çok bekletti beni. Kız istemedi. Daha sonra ben çok sinirlendim. En son ben almaya gidecektim kendisini. Kandırdı tutup. Görümce var mı? Yok hayır. Görümcem yok Allah'tan. Az sonra. Mehtap gelinin mutfağı çok sayıda depolama alanıyla dikkat çekiyor. Gümüş kulplu beyaz dolaplar, ekru renk ara fayans ve tezgah gayet ferah görünüyor. Dedim ama ta ki karşı duvarı görene kadar. Bu alanda kullanılan açık raflar ve eşya fazlalığı maalesef çok boğucu olmuş. Güneşten rengi atan alt dolaplar ve tezgahın altındaki açık alansa göze hiç mi hiç hitap etmiyor. Son olarak açık renk yansımalı yolluğu çok beğendiğimizi belirtelim ve sözü ev sahibimize Mehtap Gelin'e bırakalım. Hoş geldiniz kızlar mutfağıma. Hoş bulduk Mehtapçığım. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Mutfak çok karışık ve kalabalık görünüyor. Gözü yoran çok fazla detay var. Ne mesela? Baharatlıklarım var, kahve, şeker vesaire, kahve makinen, elmalar. Meyve sepetinde başka meyvelerin de olmasını isterdim. Sadece elma var. Ben getirdim onu o yüzden. Normalde başka meyvelerim var dolapta ama ben bunu sunmak istedim sizlere. Peki, mutfak dolaplarının rengi mi sarı yoksa sararmış mı dolaplar? Çünkü çok eski görünüyor. Renk olarak ben de beğenmiyorum, doğru söylüyorsun. Ben bu renk isterdim ama bu sonradan eklendi. Bu renkti, o yüzden onu değiştiremedik mecburen. Evet, bir uyumsuzluk var. Bir de musluk başlığı dikkatimi çekiyor. Bahçe lavabolarındaki başlıklar gibi. Çok yok, itici durmuş. Bu arıtma özelliği var. Yani yediğimiz, içtiğimiz evet, biraz arınsın diye. Bu arıtıcı şekilde ama maalesef evet, hoş değil. Bir sağlık de fırçanın, evet, bir de fırçanın kamufle olmasını isterdim. Çok bize bakıyor. O da çok rahatsız edici. Kullanıyorsun ama fırça kısmını arkaya çevirebilirdim. Biraz kamufle olabilirdi. Bunun özelliği bu şekilde biraz mide bulandırıcı. Ama tertemiz. Neden miden bulandı ki? Ama fırçanın kılları bize doğru bakıyor ve burası mutfak, yemek pişiriyoruz. Tamam, bu zaten mutfak için kullanılan burada yemek yiyoruz. Tamam, ama bu zaten bulaşık için mutfak çok için çok sevemedim. Arkaya doğru da bakabilir. Burada olabilir ama arkaya bakabilir. Tertemiz olduğu için mide bulandırıcı olduğunu düşünüyorum. Anladım. Burada patates, soğanlık görüyorum. Onun da evet, renkleri uygun değil. Yani en azından biraz beyaz, arkaya doğru itebilirdin. Hani en azından o zaten görünmüyor benim dolabımda, arkada sağlayabilirdin. Kalıyor. Renkleri çok karışık geldi bana. Pembe, siyah, beyaz. Siyah, beyaz detaylar hakim. Böyle her tondan var. Pembe de benim ürünlerim. O yüzden uyumsuz olduğunu düşünüyorum ben. Halın fena değil. Mutfak için uygun olabilir. Fiyatı nedir? Fiyatı 2000 TL. Peki benim yorumlarım bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fatma bana söz bırakmadı zaten. Öncelikle ben baharatlıklardan başlamak istiyorum. Hepsi burada çok çirkin durmuş. Keşke mutfak dolabının içerisinde tercih etseydin. Bir de bu mutfak dolabının altı açık olması bütün bütünlüğü bozmuş yani. Keşke evet, orayı kapattırsaydın. Ama burası benim evim değil, kira olduğu için. Ben normalde kendi evim olsa U mutfak olarak kullanmayı tercih ederdim. Ben aynen de, bu bütünlüğü hatta bozmuş. Hatta dolap olması daha çok işime gelir, daha çok yarardı bana evet, ama. Evet, senin için de iyi olurdu. Yani burası kendimizin olmadığı için. Baharatlar konusunda da zaten birçoğu çekmecelerimde de çok var. Ben çok yemek yapan bir insanım. Çok kullandığım için elimin altında olmasını tercih ettim. Çekmecede de olsa elinin altında olurdu. Orada ayrıca sen şu en üstte gördüğüm bal kavanozu zaten
zaten kırılmış, onun kapağı yok. Evet. Onu oraya niye koydun? Kapağı düştü. Ben boş kalmasını istemedim, böyle dekor olarak. Keşke boş kalsaydı. Yani bu raflar buraya çok fazla olmuş. Ayrıyeten Fatma'nın da dediği gibi küçük ev aletlerinin renk tonu benim için çok önemli. Hepsinin aynı renk olması lazım. Siyah görüyorum, rose gold görüyorum. Ama siyah detaylar onlarda da var. Ayrıyeten su ısıtıcın da gri, yani olmamış. Evet, gri detaylar hakim ama benim dolabım da gri, oradaki düğmeleri de gri. Genelde gri. Zaten gold burada kullanmadım hiç. Anladım. Gri daha çok mutfak dolapları gri olduğu için. Bir de şu ara fayans, sözünü kesiyorum kusura bakma. Evet. Ara fayansındaki iki tane çivi çok dikkatimi çekti. Çok göze batıyor. Evet, ben onu çıkarttım. Daha sonra orada nokta şeklindeydi. Hı-hı. Oraya da hani bir işlem yapamadığım için o şekilde bırakmak zorunda kaldım. Anladım. Ben de sevmiyorum. Teşekkür ederim. Dolapta da çok fazla magnet var. Bu da göz yoruyor. Ben çok seviyorum. Hatta gezdikçe daha böyle altlarını falan bile doldurmak istiyorum. Evet, biz de çok istiyorum. Gizliyoruz. Evet, ama her gittiğim yerin almayı seviyorum. Bir de eşim de aynı şekilde. Hmm. Daha önce evlenmeden önce o da hep magnet alıyormuş. Biraz benim çeyizim, onun çeyizi gibi oldu. Ne aldıysanız koydunuz herhalde. Gezdiğimiz yerleri koyduk. Böyle gördük, canlarımız okay. Sağlıklansın diye. O zaman tamamen doldurursun umarım buzdolabını. İnşallah. Dünyayı gezerek. Aynen. Umarım ben. Dünya de. Turuyla. Teşekkür ederim kızlar yorumlarınız için. Ben diğer arkadaşlarımı davet edeyim. Biz teşekkür ederiz. Mutfağındaki terekleri çok fazla buldum. Ayrıyetten kapağı olmayan bir bal kavanozu koymuştu. Anlamsız buldum. Kırıldıysa koyma yani. Mutfağını çok karışık ve karmaşık buldum. Renk uyumu da yoktu. Pazar yeri gibi her yer her yerdeydi. Maalesef beğenemedim. Hoş geldiniz kızlar mutfağıma. Hoş bulduk. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Öncelikle bir şey merak ediyorum. Tabii. Bunlar ne? Onlar soğanlık ve patateslik. Soğanın yok mu? Ben soğan kullanmadığım için onu almadım. Daha sonra ona küçük patateslerimi yani koyacağım. Bunlar burada çok kalabalık değil mi böyle? Ama kullandığım ürünler böyle? Ekmek. Yani hepsi kapalı aslında. Ekmeği kaldıralım oradan. Şöyle koyalım. Hani su bidonu var orada. Bunlar neden burada ve burası neden açık? Burası şundan dolayı açık. Ben burada kiracıyım. Yani kendi evim olmadığı için. Kendi evim olsa ben de U mutfak seviyorum aslında. O yüzden bununla ilgili değiştirme yapamadım ama bunlar kullandığım ürünler, dolapların içinde hep dolu olduğu için, yani bunları da hep kullandığım için dışarı tercih ettim. Bir de ama kapalı yani herhangi bir ürün görmüyorsunuz, ekmek de aynı şekilde. Orada fazla damacanamın olmasının sebebi de yani sürekli dışarıdan bazen geç oluyor, söyleyemiyoruz. Yedek olması için onu arkaya sakladım. Yani buraya bir kapak yaptırabilirdin, çok şey yapacağını sanmıyorum. Perdeni camın çok açık. Evet, bugünlük ben zaten kapanması için ışıktan dolayı etkilenmememiz için bugünlük perde taktım ama normalde perde kullanmıyorum çünkü dışarısı cam film. Yani dışarısı görünüyor ve kornişim yok benim. O yüzden yani bir stor takabilirdin en azından. Ben şuradan denedim onu, evet aldım hatta. Ama çok kötü durdu, çok kapattı mutfağı. O yüzden bir de açık, arkası açık hani herhangi bir evde görmüyor. Onlar kullanmıyorum, çıkartamadık da. Ne ama normalde yani, havlu takmak için. Vidasını sıksaydınız daha iyi olurdu. Ben daha yeni evlendiğim için onları çok değiştiremedik. Bu mutfakta daha konuşacak çok şeyim var, çok yorumum var ama Gökçe arkadaşıma da söz hakkı vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle ankastre setini hiçbir şekilde buraya uygun bulmadım. Otelleri çok fazla eskimiş. Ankastre setin, işte bulaşık makinesi buraya uyumlu bulmadım. Buraya ait, onları değiştiremiyoruz. Onun buzdolabı dışında yani dolapların rengini de pek fazla beğenemedim. O fırçayı başka bir yere koyabilirdin dolap içine. Hani görüntüsü pek hoş olmamış. Mermer detay kullanmışsın yağdanlıklarının altına. Evet. Onu da pek fazla beğenemedim gold detaylarını. Nasıl bir şey olmasını daha isterdi? Böyle şurada siyah kullanmışsın. Siyahlı bir şey kullanabilirdin böyle altına. Ama. Var onlar. Ya da böyle daha klasik bir tarzda, mermerine uygun bir şey bulabilirdin. Onun dışında şuradaki çiviler çok fazla gözüme battı. Evet, onları çıkarttım ben. Daha sonra taktığımda, yani boş olduğunda çok kötü görünüyordu. Böyle belki bir şeyler asarım daha sonra, bir aksesuar asarım diye. Ama şu an bulamadım daha yeni olduğum için. Onun dışında şuradaki detaylar, oraya hiçbir şey asmamışsın. En azından hani biz geleceğiz diye belki bir şeyler ama zaten buraya astım, her yere asmak istemedim bir şeyler. Bunlar çok fazla boş duruyor. Zaten hani çıktı çıkacak, onlar da düşecek. Onları ben kaldıracağım daha sonrasında. Hı-hı. Evet, oraya uygun bir şey yapmadım. Yani şurası Feyza Hanım da dedi ama çok fazla boş kalmış. Oraya da kiracısın diye bir şey yaptırmadın sanırım. Şey evet, sorabilir miyim? Şu kapsülleri ne yapıyorsun? Makine göremiyorum. Benim kahve makinem var ama burayı çok kalabalık yapmamak için onu kaldırdım ben. Yani keşke onları da kaldı. Yani dekor gibi durmuşlar ama onları aslında düzenli bir şekilde koydum. Hani dağınık görünmesiyle üst üste koydum. Kullandığım zaman oradan alıyorum kahvemi. Yani kahve köşesi yap.
yapmaya çalışmışsın ama bence çok fazla olmamış. Evet, biraz fincan, buraya da makinanı koysaydın daha çok böyle tamamlayabilirdi. Bu fincanlar aslında dışarıda olduğunda kullanılmaz. Tekrar yıkamamız gerekir. Yani öyle üst üste hani yani en azından ağzını kapatabilirdin. Oradan alıp kahve makinesini oraya koysan evet, daha bir anlamlı olabilirmiş. Yani kablo yerine daha yakın olduğu için onu orada kullanmayı tercih. Bunları siz mi boyadınız şu duvardaki metalleri? Daha öncesindeki oturan kişi boyamış. Şunu da boyayabilirmiş yani siz ya da o boyanın renginden boyayabilirsiniz. Biz boya yapmadık evet vardı. Halının fiyatı ne kadardı? Halının fiyatı 2000 TL. 2000 TL çok fazla değil mi biraz? Yeni mi aldın halını? Yeni aldım evet. Yaklaşık 10-15 gün önce aldık. Yani belki yapısından evet, dolayı aslında. Dolayıdır. Evet. Ama biraz, bana biraz dolayı pahalı geldi. Biraz pahalı evet ama kaliteli tercih etmek istedim. Bunları sorayım ortaya çıkmışken. Bunları ne kadar aldın? Bunları 150 TL'ye almıştım. Yani. Ankastre setin buraya ait zaten. O buraya ait evet. Beyaz bunları eşyalar değiştiremiyorum o yüzden hani üstündeki şeyleri ben de çok sevmiyorum. Doğru haklısın. Buzdolabı? Ama sevmiyorum. Buzdolabı daha öncesinden eşimin vardı. Fiyatını o yüzden bilmiyorum. Anladım. Zaten Tülper'de kullanmıyorsun. Evet, evet kullanmıyorum. Anladım. Bu kadar benim yorumum. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Rica ederim. Yorumlar bitti sanırım. Bitti. Düğme dikmeye hazır mısın Mehtap? Evet hazırım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim kızlar. Mutfağında da çok eksikler vardı. En azından oraya iki tane sandalye koyup bize biz burada yemek yiyoruz. Burası masa gibi kullanıyoruz diyebilirdi. Ya da oraya bir kapak yaptırabilirdi. O yüzden salonunda gold kullanmış ama mutfağında bir gold yoktu. Orada yağdanın ayağında goldlar vardı. Çoğu şeyini uyumsuz buldum. Yani benim evimle kıyasladığımda yaptığı yorumlar çok anlamsızmış, onu fark ettim. Mutfağını çok fazla boş buldum. Yani boş, boş kalabalıktı mutfağı. Mutfağında perdesi yoktu. Raflar çok biçimsiz bir şekilde asılmıştı. Demir kulplar vardı. Demir kulplar yarısı sallanıyordu, çıkacak gibi duruyordu. Ankastresini beğenmedim. Genel olarak mutfağını hiçbir şekilde beğenmedim. Oy düğmeli düğmeli iğne iplik dikmeli bölümünde sıra. Evet. Evet dün kaç tane dikmiştin? Üç tane, üç tane dikmiştin. Evet. Sen iki taneyle artık senin birinciliğine veda etmiştik. Bakalım Mehtapcığım 10 ilmek atacaksın. Evet. Ve 120 saniyede kaç tane düğme dikeceksin? Bakalım. Sana takdim ediyorum. Haftanın ödüllü oyunu için geriden sayıyorum. 3 2 1 başla Mehtap. Hadi Mehtap. Geçmen gerekiyor beni. Yapabilir miyim sizce kızlar? Ama geçemeyeceğim. Geçebileceğini düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Zaten tırnakları çok uzun. Tırnakla Allah ama bozuk oluyor. Beş. Evet. Tersten başladım. Ne i̇şte, düğme dikerse? İşte yedim eve gelip. Deneyemedim. Mi oldu? 6 7 8 9 Bayağı heyecanlandı Mehtap şu anda. Benim tırnaklarından zorlanıyor galiba. Evet, tırnaklardan sonra. Değil mi? Değil mi? Evet, çok zor oluyor. Keşke kestirseydim. Sizin için. Ay. Ay. Mehtap çok heyecanlandı. Değişik kaldı. Bir sevil yapıyor. Hiç onu koparmadı, oradan devam ediyor ama o 10 ilmek olur mu Mehtap? Ne yaptın yanlış? O ipten 10 ilmek çıkmaz. İpini değiştirmesi gerekiyordu. İpini değiştirmesi gerekiyordu. 2 olur bence. Olur sence. İnşallah. Tabii. 3 Allah'tan evet, ümit bekliyoruz. Kesilmez. 4 Yani o öyle bir dikim. Benden de beter. 5 İlk defa dikiyor olabilir aslanım. 6 İlk defa mı elinde iğne kaldın sen? Ne yaptın? Uzun zamandır ilk defa. 8 oldu arkadaşlarım. Bu yetti. 10 Benim kaç saniyem kaldı siz? 15 saniye. 14 13 Ay geri geri 12 Heyecanlandım. 11 2 10 9 8 3 7 6 4 5 4 3 2 1 2 Eyvah eyvah. Bakayım şöyle. Ay hiç bakmayın aslanım. 6-7 oldu aslanım.
Gerçekten muazzam dikti. Dikmeye çalışırken ben yani parçaladım. Yani hayran olduk. Erzecilik olarak başladım artık işe. Valla çok değişik bir tasarım oldu bu gerçekten. Bankacılıktan yine de burada bankacı yani. Sizce bunu kaç saymalıyım yani ben? Üç sayalım aslanım. Üç sayamayız. Bir buçuk ama tutturdu. Yavrum iyi misin? 10 tane. 10 tane atması gerekiyordu. 8 ilmek attı, 10 ilmek atmadı. 2 kaldı ama. Bir de ben bunu sayayım mı yavrum yani bakar mısın şimdi? evet olmadı bu sefer. Hadi senin güzel hatırına 2 sayacağım. Tamam. Neyse yarın kimdeyiz? Yarın bendeyiz Aslı Hanım. Hadi bakalım sen acaba Gökçe'yi geçebilecek misin Mehtap? Ne yazık ki düğmelerde sınıfta kaldı. Az sonra göreceğiz bakalım ilişki testinde neler yapacak. Ama onun öncesinde sizi yatak odasına gönderiyorum. Buyurun sanımlar. Haftanın oyununda çok fazla dikemedim tırnaklarım biraz uzun olduğu için. O yüzden onun dışında yeteneksiz olduğumu düşünmüyorum. Birazcık heyecanımı veriyorum kendime. Haftanın oyununda birincilik istikrarımı hala koruyorum. Bu haftanın oyununda birinci olacağımı düşünüyorum. Mehtap Gelin'in yatak odası spor şık tarzda dekore edilmiş. Spor çizgilere sahip makyaj masasında gold kulp kullanılarak şıklık katılmış. Sık pile düz tül perde sade ve ferah görünüyor. Farbalı yastıklar ve yatak runner'ı odaya hem renk hem sıcak bir hava katmış. Nihayet komodinlerin üzerine amacına uygun kullanan bir gelin. Alkışlar Mehtap Gelin'e! Yeri gelmişken minimal abajura da bayıldık. Son olarak ayna kapaklı gömme dolabın odayı geniş gösterdiğini belirtelim ve sözü Mehtap Gelin'e bırakalım. Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Söze ben başlamak istiyorum. Tabii sanırım anlayacağım. Atmaya kıyamadınız. Orada düğünden kalma bir yazı görüyorum. Evet. Kıyamadınız mı? Kıyamadım. Daha çok mu para 14 vermiştiniz? Gün oldu. Hayır evet. Aslında oradaki şeyleri kapatmak istedim ben. Prizleri. O yüzden bunu oraya koymayı tercih ettim. Anladım. Fon perdede göremiyorum. Zaten ben de çok fon sevmiyorum. Burada bir buton var sanırım. Evet. Onu açıkta görüyoruz. Yangın olduğunda su geliyor oradan. Onu kapatamam o yüzden. Fon perdede göremiyorum. Zaten ben de çok fon sevmiyorum. Perdelerin fena değil. LED avize görüyorum. Ben evet. LED çok modern buluyorum. Benim evimde de var. Postalayı da sevdim. Yine aynı şekilde benim evimde de var. Yatak odalarımız benzer. Evet. Yatak örtüsünü de sevdim. Rengini de güzel buldum. Teşekkür ederim. Benim yorumum bu kadar. Teşekkürler. Ben de. Mehtapcığım ben devam edeyim istersen. Tabii. Gardırobun bu yatak odasına hiç uygun olmamış. Makyaj masanı çok sevdim. Ayrıyeten avizen de burayla uyumlu. Hı hı. Fakat keşke gold kullanmışsın ya. Baza'nın evet. Ayağında da gold kullansaydın. Siyah hiç olmamış. Evet. Baza başlığını da sevemedim. Ayrıyeten 2 haftalık gelinsin. Yani bu yatak örtüsü hiç olmamış. Bir de ben kesinlikle fon perde isterdim. Tabii ben yanıtlayayım öncelikle arkadaşım. Dolap bana ait değil aslında. Ben burada kiracıyım. Dolabı eve ait. O yüzden gömme dolap olduğu için ben bunları özel yaptırdım. Daha sonra taşındığımda kendi evim olduğunda aynı mobilyalardan bulabilmek için komodinlerimi ve makyaj masamı özel olarak yaptırdım. Bunu da ayrı aldım baza ve başlık şeklinde. Bunun ayakları aslında beyaz gelecekti. Hı hı. Ama yanlışlık yaptılar. Daha sonrasında da değiştirmeye daha vakit olmadı. Aynen 20 gün. Evet bunun ayakları beyaz olacak aslında. Hı hı. Fon olarak tercih etmiyorum. Ben çok sevmiyorum çünkü arkasında panjur var. Hı hı. O yüzden burası da çok aşırı büyük olmadığı için çok kalabalıklık yapmasını istemedim. Odaya şıklık katacağını düşünürdüm yani öyle olsaydı. Ben çok sevmiyorum o yüzden. Benim yatak odamın camı da bu kadar ama tek fonuma laf söylediniz bir tane daha olsaydı diyebilirdiniz. Yok ben hiç sevmiyorum. Bu de burada komodin olduğu için hani alan da yok. Bir de eşim bizim balkonumuz yok. Bu camı çok kullanıyor. O yüzden açıp kapamada fon olunca sıkıntı olacak. Fonda sıkıntı yani olmaz da tülü çekiyor yok, ya. Aynen. Yani o yüzden istemedim ben. Bir de prizindeki dikkatimi çekti ama neden evet. Öyle priz tercih ettin? Yani ben İtalya'ya gitmek istiyorum. Oraya bastıkça böyle gördükçe. Yani bastığında gideceğini düşünüyorsun. Evet. Umarım gidersin. Umarım. Yatak odası güzeldi fakat gardırobunu beğenmedim. O da eve ait olduğunu söyledi. Önündeki sübürkeliği en azından çıkarttırabilirdi. Ben devam etmek istiyorum. Tabii. Bir peçete alabilir miyim? Dur şurada olacaktı bir tane. Al bakalım. Peçeteyi ne yapacaksın ki? Çok merak ediyorum. Gökçe arkadaşımdan da şuradaki fırçaları isteyeceğim ama... Tabii hepsine bakabilirsin. Test edeceğiz şimdi.
O yorum yaptıktan sonra temkinlidirsin aynen. Umarım. Temkinle ilgisi yok aslında. Ben her böyle zaman koyayım. Temizleyip sen koyuyorum. Bana peçeteyi tut. Ben bunları tek tek sürmek istiyorum. Hepsine bakabilirsin arkadaşım. Bir. Bakacağım. Bir tanesinde bir şey çıkarsa gerçekten benden linç. Çıkarsa benden bir şey iste yapacağım. Gerçekten. Sen yoksa yeni mi aldın bunları biz geleceğiz hayır hepsini diye. Kullandım. Zaten yoksa bu, yeni mi bunlar? Bu yıllardır Beyzin kullandığım bir şey. Hayır çeyizimi almadım fırça. Kullandığım şeyler bunlar. Bunlar hiç kullanılmamışa da benziyor. Kullandım. Yok kullanıldığı belli. Gerçekten tebrik ediyorum. Hiçbirinde tek bir leke yok. Evet, senin bir ara benlikleri de temizledim. Taktik de veririm sana nasıl temizlendiğine dair. Makyaj masasının üzerine koyulan her şeyi yorumluyoruz. Feyza'nın evinde Mehtap yorumladı. Biraz kirli çıktı. Mehtap'ın evinde de Feyza yorumlamaya çalıştı. Mehtap akıllık etmiş, fırçalarını temizlemiş. Hiçbir şey bulamadı Feyza. Makyaj fırçalarını tek tek temizlemiş. Takdir ediyorum. Çünkü benim onlara bakacağımdan çok emindi. Onların her gün onları temizlediğini sanmıyorum. Ben geleceğim diye temizlediği çok belliydi. Feyza'ya böyle bir fırsat veremezdin zaten. Normal hayatta da tertemiz kullanıyorum. Fakat yorum yaptığım için böyle bir şey yapacağını biliyordum. O yüzden hazırlığımı çoktan yaptım Feyza'cığım sen gelmeden önce. Mehtap, makyaj fırçası temizleme taktiğini bize de söyler misin? Ben özellikle fırçalarımı makyaj temizleme... Tebrik ediyorum. Makyaj temizleme losyonuyla temizliyorum. Temiz. Ve benim normalde cildim kuru. Özellikle yağlı ciltler için olanı alırsak daha güzel yağlarından arınıyor, güzel temizleniyor. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Yatak odasını yorumlarken makyaj fırçalarının temizliğine bakmak şart mı sizce? Zaten değildi ama ben de o gün kullandığın fırçaları yorumladığın için ben senin fırçalarına baktım. Yoksa ben temizliğini asla eleştirmezdim. Şundan dolayı Feyza'cığım hani çok aksesuar yoktu. Çok eleştireceğim bir aksesuar yoktu. O gözüme çok çarptı o yüzden. Evet senin de orası çok kalabalık bu evet, arada. Evet ben kalabalık çok seviyorum. Fazla parfüm var. Çok kullandığım arada... şeyler üstte. Daha sonra az kullandıklarım banyoda yine çekmecelerimde. O yüzden en çok kullandıklarım el altında olsun diye. Dün şey dediğini hatırlıyorum. Ben makyaj malzemelerimi makyaj masama serdim dediğini hatırlıyorum yok. Ama senin için biraz boş olmuş olabilir. Makyaj malzemelerini değil, kullandığım ürünleri daha çok el altında olmasını istediğim ürünleri buraya koydum. Zaten makyaj ürünlerim de ilk çekmecemde. Evet, şekilde. Benim de kullandıklarım masamdaydı ama yine de eleştirdiniz. Ben o kadar kullanıyorum demek ki o kadar koymuştum. Bana boş geldi biraz. Bir aksesuar da kullandım burada onun dışında. Aksesuar evet. Da yoktu. Yani bana da sadece şu iki parfüm şeyi olabilirdi, diğerlerini kaldırabilirdin. Zaten onlar çok dolu. Kullandığım ürünler o yüzden el altında olmasın istedim. Yatak başlığını ve dolabını ben de beğenmedim. Dolabına bir şey yapmamış olabilirsin ama yani artık bunların yatak çözümleri... Yatak başlığını neden beğenmedin? Yatak başlığında goldlarına çok spor. Zaten yani, sportif aslında benim odam genel olarak. Yani bu goldlar spor mu? Genel olarak duruşu spor. Üstünde herhangi bir desen, farklı bir renk de yok. Pufunu da Zigon Sehpa'ya benzettim. Üzeri çok ince. Neden? Yuvarlak olduğu için mi? Ayaklarından dolayı. Yuvarlak olduğu için mi Zigon'a benzettin? Ama hayır, üstüne ben bir şey koyamam ki. Üstü böyle düğmeli. Zaten üstüne onun biblo gibi oturursun sen. Evet ama Zigon olmaz ondan. Zigon düz olur. Yani zaten çok ince. Ayakları Zigon'a benziyor. Sağlam deneyebilirsin. Goldları da zaten birbirine aynı değil. Dedim, onu ayrı aldım ben, çok beğenmedim. Benim yorumlarım bu kadar. Yatak odasını da o dolabın en azından biraz kendi odasına uyarlayabilirdi. Dolap kapaklarını artık şimdi çok kolay bunlar. Dolap kapaklarını kaplayabilirdi, kuplarını değiştirebilirdi. Böyle ufak dokunuşlarla kendi tarzını uydurabilirdi. Ben devam edebilirim. Tabii. Öncelikle dolabınla, makyaj masanla, yatak başlığınla hiçbirini fazla uyumlu bulamadım. Yatak başlığını daha farklı bir kumaş seçebilirdim bence. Ne gibi mesela? Mesela daha çok böyle kadifemsi baby kumaşlar. Evet o kumaş seçebilirim. Ama o zaman sportif havası gitmez miydi? Bir tık da burası daha şık duruyor bence. Orada da bir tık olarak. Hani gold detayları olsaydı başlığında hani bir tık benim ben tarzım öyle. Ben başlıkta sevmiyorum. Daha şık durabilirdi. Onun dışında şuradaki farklı bir detay gerçekten göze batıyor. Ben oraya düğün fotoğrafımı koyacağım ama daha henüz çıkmadı. O yüzden oraya bir çerçeve, büyük bir çerçeve, böyle siyah beyaz da olabilir belki. Tavanı mı daha koyacağım? Fotoğraflarım çıkmadı. Şuraya. Yok şuraya bir asacağım. Hayır şuraya. Evet. Onun dışında dolabının önünde süpürgelikler var. Evet.
Onları siz mi yaptırdınız? Yok. Bilerek, bu dolap yoksa... buraya ait gömme dolap. Yani ev sahibinin kendi yaptırdığı bir şey. Ev... Daha sonrasında onu yapmışlar. Ev sahipleri de keşke yapmasalar. Gerçekten kötü görüntü oluyor. Ben de dolabı sevmiyorum. Evet. Ben de zaten gold detay seviyorum. Daha sonra buradan taşınacağımız için ya da kendi evimize alırsak eğer. Ben bunu özellikle yaptırdım. Hani hazır ürünlerin devamı bulunmuyor. Bunu kendimiz bildiğimiz bir yerden yaptırdık. Yani diğeri de baby face kumaş dediğin gibi ben onlara da baktım ama birazcık o odayı daha klasik yapıyor. Ben spor şık seviyorum. Anladım. O yüzden onu tercih ettim. Onun dışında çok fazla bu bölgeyi biraz çıplak buldum. Oraya ufak bir paspasını sermişsin ama hani buralar çok biraz boş geldi gözüme. Çok fazla sevmiyorsun herhalde yatak odasında. Evet, çok fazla. Aslında genel olarak ben çok yoğun halı sevmiyorum. Temizlik açısından da aynı şekilde. Anladım. Bir de buraya yuvarlak olduğu için buraya böyle düz almak istemedim o yüzden. Anladım. Onun için yatak örtünü çok fazla beğenemedim. Yani buraya çok uyduramadım. Turuncu katmışsın ama farklı bir yerlerde bir turunculuk aradı gözüm açıkçası. Var, düzleştiricim de. Düzleştiricin mi? Evet. Onunla bir uyum oldu sanki. Olmadı bence. Rose gibi birazcık da. Olmadı. Yatak örtünü ne kadar aldın? Yatak örtümü, bu ikisi ayrı ayrı. Hı hı. Yatak örtü takımı bu. 1750 TL. Hı. Üstündeki de 750 TL yastıklarıyla beraber. Tüllerini, perdelerini? Tüllerimi 2000 TL'ye aldım. Anladım. Tek bir tül için çok fazla değil mi? Ama ben biraz böyle kaliteye önem veriyorum. Bir de böyle simli detayları var. Bir de daha yeni evlendiği için sanırım. Yeni aldım. Aynen, bir yeni almıştır. Avizenin fiyatı nedir Mehtap Hanım? Ben bütün evimi komple aldım. 14 bin TL'ydi. Bu da 4 bin TL olması gerekiyor. 4 bin lira avize için pahalı değil mi? Çok fazla. Bu 3 kademeli fazla. Yani fonksiyonları var. 4 bin olduğunu düşünmüyorum. Aynısı bende de var. Evime gelince de göreceksiniz. İsterseniz aldığım yeri verebilirim. Fonksiyonları var. Evet. Kalite açısından farklı olabilir belki. Yine de çok pahalı ve gereksiz. Ve yeni aldım. 10-15 gün önce bile bile kullanın. Teşekkürler. O zaman yorumlarınız bittiyse çeyizime geçelim Aslı Hanım'la beraber. Geçelim. Güzel bir hadi geçelim. Yatak odasını benim odama benzettim. LED avize ve postalı bende de var. Mobilyası fena değil. Yatak örtüsünü sevdim. Fon perde ben de sevmiyorum. Yatak odası fena değildi. İşte iki haftalık evli çiçeği burnunda Mehtap Gelin'in çeyizi. Kayınvalidesinin el emeği, bebek battaniyesi, dantellerle bezenmiş havlular, hazır misafir seccadeleri ve birbirinden güzel yün yelekler ve patikler gelinimizin çeyizinin kıymetli parçaları. İki haftalık evli gelinimiz Mehtap Gelin'in çeyizlerini serdik. Evet. Mehtap'cığım en favori parçanı paylaş bizimle lütfen. Çeyizime hoş geldiniz öncelikle. En favori parçam buradaki bebek battaniyesi mi? Battaniye, evet. Ay çok güzelmiş gerçekten. Yumuş yumuş. Kim yaptı bunu? Bunu kayınvalidem yaptı. Torun istiyor galiba. Oo. Şimdiden hazırladı bizim için. Ellerine sağlık. Evet. Çok güzelmiş. Bunu şöyle rica edeyim. Ben de dedim ki en favori parçam. Burada M harfli olan lifim. Evet, onu seviyorum ama bunu kayınvalidem yaptığı için ayrı seviyorum. Ay bu da böyle çok rahat oluyor. Sıçkıştelemek için kişiye özel. Kişiye özel. Çok güzel. Bunu kim yaptı dedin? Bunu arkadaşımın babaannesi yaptı. Arkadaşının babaannesi seni çok seviyor demek evet, ki. Evet, ben de onları seviyorum. Vallahi çok. Bunlar nedir bir tane? Bunlar misafirler için seccade ve tesbih. Bunları ben hazır aldım. Misafirlerim hazır geldiğinde daha çok pratik. Çok güzel. Aa ne kadar cici. Evet, evet pratik ve titiz olması için. Tesbih geldi. Ay vallahi çok iyi düşünmüşsün. Tesbih evet. De böyle kalpli kalp. Evet, uyumlu. Kokulu mu? Kokusu geldi. Kokusu geldi sanki evet, değil evet. Mi? Evet, sıkmışlar. Çok güzel hayatım. Misafirlerini düşünmen de çok zarif ama el işi yok mu bunlar hazır? El işi de var. Şu diyorsun. Altında hemen pembe. Şu mu? Onun ay bu beşik. Bu beşik. Bu benim çocukluğumun beşiği. O yüzden bunu da sergilemek istedim. Oyuncağındı bu senin. Evet. Ben hep anne olmayı seçtim diyorsun. Evet. Zaten yani... kadınlar doğuştan buna özel yaratılmışlar. Evcilik oynarken hep anne, hep bebeğimizi büyüten. Anaç ruhlu. Anaç ruhluyuz. Gerçekten öyle. Şöyle kenara koyalım. Bu çok hazır yazıyor aslanım. Evet bu hazır. Bu da, burada takımı da var. Ama şey dedin hani el yapımı dedin ya. Yok şu onun altında. Bu mu el emeği? Evet. Bizim dünkü evet. Patikler de burada bu arada. Evet. Bunu kim ne zannetmişti? Bebek başlığı zannetmiştik. Bebek şapkası. Şapka. Bak sen alınmıştın bu duruma. Ama bak şimdi ben de buradayım. Gerçekten bunun ne olduğunu çanta mı acaba falan diyenler var ya.
sabunluk da olabilir. Ben hemen ayağıma geçiriyorum bu diyorum. Sabunluk da bak. Evet. Evet, bu böyle bir patik. Bunu kayınvalidem yaptı. Ben ilk gördüğümde sabunluk mu acaba dedim. Bak işte yani. Sonra kayınvalidem ayağına giyip dedi. Kırılmıştı. Kim kırılmıştı dün? Sen mi? Bize görmüştü. Yanlış hatırlamıyorum. Çok fazla sordular. Çok fazla başka şeylere benzettiler. Açıkçası çok üstüme geldiler. Onu da söylemek istiyorum. Siz de az değilsiniz. Sonrasında evet gerçekten az değiller. Aslında ben efendim bu canım, bir yastıkla kocayın yastığını biraz beğendim. Bu aslında babaannemin böyle bayağı eski bir model. Yani çok eskiden kaldı. Ben çeyizimde sergilemek istedim hediyesini. Bu şekilde. Değil bayağı aslanım. Eski keşke, belli. Antika eski, gibi. Keşke ütülesek. Ben ütüledim bunları. Yıkayıp ütüledim. Yani direkt koyulmuş gibi. Yıkayıp ütüledim ben bunları. Ama burada sergileyince kırışmış olabilir. Şey yani kırışık. Bu ütülenmiş ama belli ütülendi ama bazı bak kat izleri bile var. Bazı ama şurada kırışmış olabiliyor hanımlar. Allah'ım ben de olmasam var ya bunlar birbirini yiyecek. Gerçek mi diyorsunuz beni görünce? Gerçekler. Arkadaşlarımıza beğendiremiyoruz hiçbir şey Aslı Hanım. Gerçekten hangi kameradayız? Aa, bakar mısınız Aslı Hanım? Kur'an-ı Kerim kutusu. Çantası da. Evet. Çantası da. Evet. Çok güzel. Bunu kim yapmış bir tanem? Hazır mı bu? Yok. Yok hazır değil. Elim haroşo elimizde. Örmüşler hem de. Bak haroşo. Ben de bir bunu biliyordum. Teyzemiz var. Haroşo. Çok güzel. Sizce bu yeterli bir çeyiz mi hanımlar? Yorganı da var. Evet bunu da kayınvalidem yaptı. Allah aşkına bu yorganı kullanıyor musun? Bunu henüz kullanmadık ama kışın çok üşürsek ben çok sevdim böyle saten şöyle olmasını, koyayım. Rengini. Bence kışın kullanırsın. Ben yorgan sevmiyorum istiyorum normalde ama bunu çok beğendiğim evet için istedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Eskiden biz bu yorganlarda büyüdük. Evet. Tamam mı? En sağlıklı doğalgan. Çok sıcak tutuyor aslanım. Abi çok ağır değil mi ya? Evet evet. Elimden kalkmıyor. Öyle. Öyle. Alın yorganı tutun. Tutun. Bak anca kaldırabildim. Emin ediyorum. Yorganımızı böyle, böyle. Aslı Hanım ağır yorgan deyip geçmeyin. Bu yorganların serotonin ve melatonin hormonlarını dahası uyku kalitesini artırdığına dair bilimsel çalışmalar var. Hemen bunu kullanmaya başlıyorum o zaman. Aslı Hanım birden götürün. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bunu ödünç alayım mı? Sizin olsun hatta. Aa, hayatta olmaz. Ay bu yorgancılar vardı. Artık göremiyorum sokaklarda. Hep böyle evet, mahalle aralarında var. Yorgancılar evet vardı. Çok bir de şey geldi. Yorgancı geldi hanım diye. Aslı Hanım benim yün yorganımı anneannem yapıyor. Vallahi sürekli kullanıyorum. Ay. Çok bilgisiniz bu ses. Ne güzel değil mi? Ne evet, güzel anlattın. Eskilerde varmış ne varsa. Ne varsa eskilerde var evet. Bu bilgiler çok değerli. Çok gerçekten değerli. Çok teşekkür ediyoruz bizi bilgilendirdiğin için. Sahiden ben buradan çıkınca bir yorgancı varsa beni bir bulsun bir yorgancı yorgan alacağım. Üstüne de saten böyle kırıştırmaması için cildimizi. Oh! Organik organik. Eskiden böyle ağrılar mı vardı ya? Şimdi bir kalkıyoruz yataktan oramız ağrıyor, buramız ağrıyor, başımız ağrıyor. Bak vallahi... Eskiler doktor bilmezmiş. Şimdi biz yorgun kalkıyoruz. Melatonin, serotonin, efendim başka ne vardı? Bütün hormonlar. Dopamin. Hepsi yorgan da için gizliymiş. Yorgan. Ne varsa eskilerde var. Pamuklu yorgan diyoruz. Ama yok gerçekten sağlıklı olduğu için anlatıyorum ben. Dış ses doğru analiz etmiştir, öğrenmiştir sağ olsun. Vallahi patikleri de var gelinimizi. Ağır sıcak tutuyor. Bunları da tak. Üşütme, evet, ayaklarında böyle üstüne taşlara, yerlere basma, yorganını da üstüne çek, kışın sıcak sıcak uyu. Evet Aslı Hanım, giyeceğim bunu. Yelekleri de var, uzatsana yelekleri bunları. Kim yaptı? Çoğunu kayınvalidem yaptı bunu. Ay dur, tüylü terlikleri de varmış, göster bakayım. Olsuz olur mu Aslı Hanım? Bak, her gelinin, şimdi dur ben, bak, her gelinin olmazsa olmazı. Tüylü terlikler. Sabah sabahlığımı giyip bununla şıkkıdı şıkkıdı geziyorum evde. Dış ses? Pek tarzım değil Aslı Hanım. Sana bak, pembesine bakalım dış ses. Ya dış sese yakışır mı ya? Sana bunların bot gibi olanlarından yaptırdım. Uçlarına da tüylerinden. Hani şey Noel Baba çizmesi gibi. Olur olur sana olur. Noel Baba çizmesi gibi. En azından şu tüyleri çıkarsak. O zaman ne yapacağız? Topukları. Hayır hayır bir şey söyleyeyim vallahi billahi bunca yıllık az solistim, bunca yıllık televizyoncuyum. Size yakışır ama yani aslında bunlardan bende yok yahu topuklulardan. Size bir onun leoparlısı çok güzel yakışır. Leoparlı hem de. Evet çok güzel olur. Ay vallahi yok öyle bir yoruluyorum ki bir topuklardan.
Böyle topukluları böyle atıyorum, böyle atıyorum, böyle basıyorum. Kalın yorganı da üstüme çekiyorum. Bütün hormonları salgılıyorsun zaten. Vallahi. Ondan sonra. Sonra enerji toplayıp geliyorum. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan masamıza gidiyoruz aslanım. Acıktık mı hanımlar? Evet. Evet. Haydi o zaman masamızdayız. Buyurun. İşte Mehtap Gelin'in benimkinde eksik bulamayacaksınız dediği sunum masası. Gül böreği, mini pizza ve elmalı kurabiye masadaki lezzetlerden bazıları. Haftanın üçüncü günü masası. Mehtap Gelin'in masasındayız hanımlar. Vallahi bilmiyorum, çok iddialıydı. Çünkü çok yeni evli, tabakları, çatalları, her şey güncel. Evet. Önce çeşitleri bize bir anlat, ardından gelinler yorumlara geçsinler. Tabii ki aslanım. Öncelikle hoş geldiniz masama. Hoş bulduk. Sarma ile başlayayım. Sarmayı kayınvalidem yaptı. Havuç taratoru kendim yaptım. Bizim yöreye ait madımak. Ama madımak Sivas'ın değil midir? Evet, ama Amasya'da bizlerde de düğünlerde, misafir geldiğinde yöresel olarak yapılıyor. Çok güzel. Onun dışında mercimek köftesi gelinimiz yaptı. Ay sağ olsun. Bu üçüncü gün ve evet, mercimekli köfte yine masamızda. Belki bu sıralar mercimekli fix köfte yine trend. Evet. Evet. Onun dışında mini pizzaları ben yaptım. Orada patatesli böreğimiz var. Şurada onu... Amerikan salatası mı o? Evet, Amerikan salatası. Yaptın. Onu ben evet yaptım. Muffin evet cake de, onu da ben yaptım. Onun dışında haşhaşlı böreğimiz var. Onu halamla babaannem evet yaptı yöresel olarak. Dereotlu poğaçamız, onu da halam yaptı. Elmalı kurabiyelerimiz de, onu da kardeşim yaptı. Bir de içecekler orada var galiba, bir de bir pasta var galiba. Evet, o pastayı da yine kardeşimin eşi yaptı. Teşekkür ederim, ellerine çok sağlık. Çok teşekkür üstünde ediyoruz. Herkesin ellerine, emeklerine sağlık. Evet, bu lezzetlerin tadına bakıp yorumlayacağız ama onun öncesinde sunumları nasıl buldunuz? Benden senden başlayalım. Benden başlayalım. Evet. Ben ıslak mendil alabilir miyim? Ay Feyza, bugün sana peçete, ıslak mendil vermekten bir hal oldum. Sebep? Bu sefer temizliğini kontrol etmeyeceğim. Ne yapacaksın? Şöyle, o bendeyken ellerini yıkamadan bütün salatanın içine daldırmıştı. Öncelikle yemekleri güzel görünüyor. Tadına bakmak istiyorum hemen. Eline sağlık Feyza'cığım. Afiyet olsun. Fakat benim çatalım yok yani. Ben bunun tadına nasıl bakacağım? Şaka. Böyle elimi alıp mı? Böyle mi koyacağım ben tabağıma? Yani çatalım yok benim. Ama ben kibarlık yapıp ama ellerimi sileceğim. Ama sende çatal yoktu. Ben ellerimi sileceğim. Sen protesto de ediyorum servis seni. Servis çatalın da yoktu, çatalın da yoktu. Böyle yemek istiyorum ellerim. Afiyet olsun canım benim. Feyza gününde öyle bir şey yaptığım için şov yapma gereği duydu. Yani komikti. Elini almak varken görgülü bir şekilde görgüsüzlük yaptı. O yüzden Feyza çölüne git diyorum sana. Ya bu sarma da bazen böyle atılır ağzı. Afiyet evet olsun canım benim. Bir tanesinin tadına bakayım biraz. Feyza'cığım burada servis var. Ne yapıyorsun sen? Ay, al git bu oraları da bardağın da sağlam kalsın. Al canım, neden elini dağılıyorsun? Servis var burada. No, ben böyle yemek istiyorum. Senin de tatlı çatalın vardı, onunla alabilirdin salatanı. Hayır, tatlı çatal bu tatlı değil ki, seninki tatlı değildi ki. Salatayı neden tatlı çatalıyla alayım? Tamam, kaşığın alayım vardı. Kaşığımı tatlı alamam. Tatlı kaşığın vardı ya da isteyebilirdin. Yine tamam, bir yerde dalacak galiba. Güzel olmuş ama. Öyle mi? Afiyet olsun. Feyza Bey çok resmen batırdın ya yani masamı şu anda. Yani bunu yapmak durumundaydım diyor. Yapmasam içimde kalırdı. Ama kesin bir şekilde kendisine ödüm almam gerekiyor. Bak Mehtap da savunuyor kendisini. Kendisine hiçbir servisi yoktu. Bende bir sürü servis. Her tabak için neredeyse bir tane servis var. Yanında çatalın eksik değil. Bu yaptığın çok kötü bir hareket benim böyle için. Böyle çok daha saygısızlık tatlı olarak oldu. Gördüm. Tatlı diğer türlü tadını alamam. Senin ben servisin var ama. Tatlıyı bayağı beğendim. Biraz daha bilir miyim? Ben buna müsaade etmem ama. Evet. Şöyle Feyza'cığım orada bakayım servis var. Neden ay kullanmıyorsun? Görgü güzel bilmiyor musun? Biraz da salatadan alabilir miyim şuradan? Servis için kaşığıyla alabilirsin servis tabii ki. Şey yapalım. Verin. Ver, ben arkadaşıma servis edeceğim arkadaşım. Ay yıkmayalım ne olur. Canım benim bak. Yok ben istemiyorum. Hayır servisim istemiyorum. Var. Sen benim misafirsin lütfen. Benim de kaşığım vardı. Benim de kaşığım alabilir vardı. Alabilir miyim tabağım canım sadece benim? Sadece çatalım yok diye benim soframı rezil ettin. Sen senin servislerin de yoktu. Senin yüzünden. Senin servislerin de yoktu. Vermiyorum. Verir misin bana onu? Tabağını uzatır mısın canım? Uzatmak istemiyorum. Sen benim misafirsin. Ben sana ikram etmek istiyorum. Tamam sen bana kaseyi ver, ben yine kaşıkla yerim. Canım benim verir misin? Hayır bu şekilde vermek istemiyorum. Önce arkadaşlarıma dağıtayım, ondan sonra kalanını tamam, yersin. Tamam dağıt, ben kalanını elimle böyle yemek tamam, istiyorum. Tamam öyle yersin. Önce arkadaşlarıma tamam dağıtayım ben. Teşekkürler.
Afiyet olsun. Aslanım ister misiniz? Efendim, olur hayatım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İzza. İzza şoktayım ya. Afiyet olsun. Al canım benim, doya doya ye. Şöyle tutayım ben bunu. Ağzını kapatamayacağım galiba. Hepsini yersin artık. Gerçek mi? Biraz yiyeyim. Ye ye, afiyet olsun. Hatta şöyle koyayım, çok şey olmasın, ağzıma atsın. Umarım benden biraz öğrenmişsindir ama bu şekilde sarsın. Öğren, bunu öğrendim senden. Ama servisin yoktu, yoksa diğerini öğrenecektin. Ben hayatımda böyle yemek yememiştim, senden gördüm. Servis olsaydı diğerini öğrenecektin ama maalesef. Tamam. Alayım canım, ver. Ver hayatım. Sen geri aldın, çok değerli galiba. Bu delilerin de girmesin içlerine. Tamam. Teşekkür ederim, ben böyle yemeye devam edeceğim. Ben en azından sofraya otururken ellerimi sildim. O yemeklere dokunurken ellerimi sildim. O silmeden tırnaklarıyla yemeğimin içine daldı. Bu hoş bir davranış değildi. Onun da bunu kendisine yapıldığında nasıl hissedeceğini merak ettim. Bu yüzden yaptım. Arkadaşım orada çiçek düşmüş. Bir kaldırabilir misin rica etse? Evet canım, çok yakın olduğu için ayağa kalkınca düştü. Tamam, teşekkür ederim. Şıklık olsun dedi herhalde, böyle masanın sağında solunda çok şık. Evet, bir renk gelsin dedim. Canım, iyi misin? Çok iyiyim şu an. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Ellerine sen masa yorumunu yaptın. Devam ediyorum. Senden devam edelim. Mehtapcığım, eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ben yemek tabaklarını çok sevdim. Ayrıyeten peçete yüzüğün çok şık. Teşekkürler. Çok şık değil mi? Evet, çok şık. Belirtim. Bunları kaça aldın bir tane? Bunları 100 TL olması lazım. Peçeteliklerde 150 TL gibi bir şey. Ben mesela bu peçete olayını hep şöyle koyun diyorum ya. Bak bunu sen koymuşsun mesela. Böyle hani gayri ihtiyari böyle şu şekilde. Evet. Çok güzel olmuş. Tam tersi mi yaptın sen? Bakayım seninki daha değişik. Bunu biraz katladım bu şekilde. Bakayım. Bunu gösterir misin nasıl katladığını şurada? Hiç çıkartma. Göster, izleyicilerimiz de görsün. Nasıl katladın mesela? Biraz kaldırarak gösterirsen sevinirim. Tamam, hoşuma tamam. Gitti çünkü. Fikir olsun. Evet. Şöyle gösteriyorum. Şöyle yaptım. Evet. Şöyle kruvaze gibi gelmiş değil mi? Evet. Şu kısmı. Evet. Şöyle. Aha. Benim elimde, al bir tane. Şöyle şu şekilde yaptım. Evet. Daha sonrasında da yüzüğünü geçirdim. Evet. Ve düzelttin galiba. Evet, sonra da içeri doğru böyle geçirdim. Çok güzel. Evet. Şöyle göstereyim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Fiyatı nedir bu takımın? 11 bin TL aslanım. 11 bin TL. Bu arada ben arkadaşımıza bir peçete verebilir miyim? Elleri öyle kaldı yok, da. Yok yok, ben istemiyorum. Şöyle yapayım. Soframı bulaştıracaksın ama istemiyorum ben o şekilde. Oh, bastan parmağını yalar misali. Şöyle koyayım, onu lazım olur sonra başka bir şey. Lazım ama şu an kullanman gerekiyor. Nasıl, çatalın kaşığın var. Bayağı güzel aslan. Vereyim mi? Yok ben servis kaşığıyla servis ederim. Evet. Almana gerek. Evet, tabaklarını çok beğendi. Evet, yoruma devam edeyim. Servis kaşıkların da çok güzel. Hepsi tam. Çekil. Ama ben 3 gündür diyorum ki porselenle cam olmaz, porselenle cam olmaz ama 3 gündür porselenle cam kullanıyorsunuz. Ayrıca burada bir servis şıklığı yok yani. Normal günlük tabaklara koymuşsun. Ayrıca bardakların da bu masaya hiç uygun değil. Masan çok şık. O yüzden bu masaya bu bardaklar olmamış. Ben çok bir de sade... dün de çok özür dilerim. Dün de Gökçen'in gününde söyledim, kürdan biz akşam yemeğinde değiliz. Kürdan olmaması gerekiyor. Ama burada maydanozlu, dereotlu şeyler var, dişimizin arasında kalır. Et dışındaki şeyler de kalabiliyor, ben görmek istemiyorum. Bardaklar konusunda ben kürdan bu karışık olduğu için... Ya. Ben vallahi merak ettim. Ben de kürdan çok severim de. Benim için kullanılabilir bence. Kürdan akşam yemeğinde kullanılır. Ama burada da yemek var. Şey konusunda. Gibi, ön oda gibi. Ön oda gibi. Biliyorsun değerli izleyenler, güzel tatlış gelinimiz salona ön oda diyor. Ön oda gibi kuralı var, kürdan istemiyor evet, beş çayında. Allah rahatsız ediyor. Beş çayı rahatsız etmiyor ama yemek de kullanılır kürdan. Tamam, burada yemek de var sonuçta. Bu yemek. Beş çayı bu. Yemek mi tamam, bu? Tamam, yemek beş ürünü de var. Doymuyorsun şimdi. Sen bunu. Yiyecek doyuyoruz. Şeyler yani, ama yemek dediğim dediğim gibi kürdanlık bir durum yok burada. Şimdi bence. Bu, bu lezzetleri akşam bize sunsa kürdan olur muydu? Bu lezzetler akşam yemeğinde olmaz ki. Akşam masası farklı olur. Vallahi bir şey söyleyeyim. Belli kalıplara göre yaşıyor. Bazen benim kocam diyor ki mesela, ya ben bu akşam kahvaltı yapmak istiyorum. Beş çayı gibi bir şeyler evet, yemek olabilir. İstiyorum. Mercimekli köfte istiyorum. Biz de çok severiz. Biz de yapıyoruz onu. Evet. Yapıyoruz değil mi? Ama evet. Kürdan yine olur ya. Kürdan o zaman koymazsın akşam. Gibi. Evet, koymayacağım. Bir maydanoz kaçar belki, bir dereotu kaçabilir. Kürdan evet. Sevmiyor. Evet. Kürdanla bir sıkıntısı bence. Olmuş. Gününde soracağım o kürdan yok, alerjisini ona. Yok, sıkıntım yok gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Bardakları basit mi buldum dedim. Evet.
Bu ama nasıl bir şey olabilirdi? Uygun değil. Desenli olsaydı bu desenli, hiç olmazsa bir şerit olabilirdi. Yani goldlarına uygun bir şerit olabilirdi. Ben o şekilde sevmiyorum. Çünkü makineye attığımızda da bunlar mahvolabiliyor. Şeritleri gidebiliyor. Evet, ama gitmeyen bardaklar. Sade seviyorum ben. Bir de servislerle ilgili bunlar takımın servisleri. Evet. Diğerlerinde dışarıdan gelen ikramlar olduğu için onları o şekilde ikram ettim. Bir de fazla fazla olduğundan dolayı evdekileri değerlendirmek istedim. Yani şık olduğunu düşünüyorum ben bunların. Oradakini de aynı sunumluk şekilde. Sunumluk dediğim gibi göremiyorum. Cam porselen uyumu da olmamış. Cam porselen ama burada bardakların da cam. Yine burada bir uyum bardaklar var. Zaten cam oluyor. Yani uyum bence oluyor. Serviste tamamen porselen olması gerekiyor. Şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle bence hiçbirimiz çok fazla porselen cam aynı yapamıyoruz. Yani dün ben kendi evimde de yapmaya bizim çalıştım. Bizim böyle bir beklentimiz fakat de yok ayrıca. Evet, olmadı. Şahsım adına bence söylüyorum ama elimizin var. Evet. Benim fikrimce yani senin gününde de göreceğiz ama illaki yani ya cam, yani hepsini cam yapabilecek misin mesela bize? Ya da hepsini porselen yapabilecek misin? Yapacağım. Aynı porselen peki yandaki desenleri farklı tamam. Olmasın, rengi farklı yarın olmasın. Umarım öyle olmaz ama. Senin bir gerçekten çok merak ediyorum. Ben genel olarak şık bir masa olarak buldum. Eline emeğine sağlık Mehtap'cığım. Teşekkür ederim. Ben dün kendimi yanlış ifade ettim herhalde. Hasır supa derken aslında bu tarz bir şeyi kastetmiştim. Ben çok beğendim supalarında. Değil parlak. Evet ama bu tarz bir şey demek istedim. Hasır olarak ifade ettim. Yanlış anlaşıldım farkındayım. Ben de şık bir masa. Cam ve porselen farkı beni rahatsız etmedi. Çünkü bütün çeşitlerin porselende olması imkansız olabilir. Masada gayet çeşit fazla. Yani kombin yapılabilir de görünüyor. Aslında. Kombin, cam ve porselen. Evet ben severim aslında. Evet. Bunlardan olsaydı gayet olabilir. Olabilir. Evet, seviyorum. Sadece madımak ve haşhaşlı böreğin cam kabını beğenemedim. Daha şık bir sunum evet, onlar dışarıdan kapta gelmek olabilirdi. Haklısın. Kabında olabilirdi. Bir de masa örtüsünü ütüsüz buldum Aslı Hanım. Ütüledim ben bunu. Görünüyor ama Aslı Hanım'ın başarısız olmuş. Katladım. Ütüleyip katladığım için aslında. Evet. İşte katlamasan daha iyi olabilir. Bir gün katlamadım, bir gün beklettim onu. Benim perdem gibi. Perde gibi kırışık değil ama bu o kadar kırışık değil. Evet, su takımlarının sade, evet hoşuma gitti çünkü çok fazla gold detay var. Fiyatını gold soralım olmazdı. Değil fiyat mi? Fiyat nedir? Su takımları 6 kişilik 650 TL. 6 kişilik 650 TL. Çok uygun. Evet, gerçekten. Her şey var, daha ekleri peki de var. Bu suplaların fiyatını öğrenelim. Bunlar plastik galiba. Evet, plastik üstü plastik. Parlak desenli. Evet, evet. Bunları boyanmış. Tanesi 30 TL'ye almıştım. 30 TL gayet uygun. Evet, gayet peki, uygun. Peki, çatal kaşıklar? Bunları 2 sene önce aldım. Fiyatı 1000 TL olması lazım. 1000 TL. Bir de masada el şık yapımı içecek ya. Var mı onu merak ediyorum. El yapımı yok, hazır. Hepsi hazır. Evet hazır. Limonata ve ne var? Var sadece hazır. Limonata ve orman meyveli vişne suyu. Şimdi bak mesela ben bu dürüstlüğü seviyorum tamam mı? Limonatayı seviyorum. Ben evde yaptım dese. Evet. Ama tadından anlayacağım. Veya vişne suyunu ben yaptım dese. Hı-hı. Yani anlatabiliyor muyum? Dürüstlüğü ben çok dürüst seviyorum. Ben dürüst gelinlerimi çok teşekkür seviyorum. Teşekkür ederim. Bugüne kadar %99 dürüst gelinime denk geldik. Yani sağ olsunlar. Hakikaten ahlaklı ve dürüstler. Bunlar benim için çok değerli ve önemli tabii şeyler. Tabii ki doğru söylemek. Evet lazım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hanımlar? Sen canım benim ne diyorsun? Ben yemek yemeye devam etmek istiyorum. Oh afiyet olsun. Hadi bunların tadına bakalım hanımlar. Sunum yapabilirim. Ardından geçelim Mehtap'ın düğününü izleyelim. Çünkü çok yeni evlendiği için çok güncel şeyler yapmış, hazırlamıştır. Ondan bir sürü soracağım, öğreneceğimiz şeyler var. Tabii ki de. Güncel fiyatları senden alacağız. Tabii ki. Hadi bakalım. İster misiniz arkadaşlar? Bu Amerikan salatasına yoğurt mu koydun sen? Yoğurt, mayonez karıştırdım ama mayonez aslında daha ağırlıklı ama birazcık karışmış. Bir fikir vereceğim. Tabii. Bu belli ki konserve garnitürü kullanmışsın. Evet. Konserve garnitürü genelde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Birçoğunuz. Konserveyi açıyorlar, suyunu döküyorlar ve mayonez, işte yoğurtla karıştırıyorlar. Tam öyle yaptım gerçekten. Hayır, hayır. Çok rica edeceğim. Aldığınız konserveyi açın, tel süzgeç neyse bir süzgece koyun ve bol suyla bir yıkayın. Konserve tadı bir gitsin, aksın. Sebze tadı geldi. Bunu bir dahakine uygulayacağım aslında. Yani bak şimdi tadına, lütfen benimkinden al. Bunu da yani 10 gelinin 8'i böyle yapıyor nedense ama yani bilmemek ayıp değil, hani öğrenmemek ayıp diye bir söz var. Bak evet. Konserve tadını alıyorsun. Normalde ben zaten sevmiyorum ama biraz zaman kısıtım olduğu için. Yok ya bu tre süzgeçte hemen yıkayın. Yok o köpük hazır köpük sevmiyorum. Köpük köpük o kokusu gitsin.
mesela hazır garnitür aldım. Biraz çoğaltmak isterseniz haşlanmış patates yapın. Haşlanmış patatesi bol koyun. İçine yumurta haşlayın, doğrayın, koyun. Havuç olabilir. Turşu koyun. Evet, tabii havuçla keşke olabilir. Haşlayabilirsiniz. Çok güzel, yani çoğaltabilirsiniz. Evet. Bence hatta rende bile yapabilirsiniz, biliyor musunuz? Bir iki patatesi de rendelerseniz daha homojen hale gelir. Bu da size minik bir Aslı Hünel'den tiyo gelsin değerli izleyenler. Haydi bakalım, afiyet olsun. Afiyet buradan olsun. Düğüne geçiyoruz. Masa genel olarak şıktı. Masa örtüsü ütüsüzdü. Bunun dışında supluları beğendim. Lezzetler çeşitli ve yeterliydi. Benim sana puanım. Bayağı beğenmişsin aslında evimi. Sence bu kadar düşük mü benim evim? Evet, bütün gün bizi galoşlarla gezdirdin evin içinde. Hijyenik olmak kötü bir şey mi? Halde. Hasan, ben puanları hak etmiyorum. Gerçekten çok kötü yani. Ben bir su içmek istiyorum. Geç hayatımızdan. Hani kızlar ne böyle ya? Ben hiç anlamıyorum gerçekten. Resmen kıskanıyorlar beni. Rakip görüyorlar. Ben istemiyorum ya bu şekilde puanları. Rakip görüyorlar. Ben istemiyorum ya bu şekilde puanları. Gerçekten iyi değilim yani. Elim ayağım titriyor. Az sonra. Mehtap'cığım çok teşekkür ediyoruz. Çok lezzetliydi her şey. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eşinin ismi ne? Yavuz. Yavuz Bey'le nerede, ne zaman tanıştın? Yavuz'la 2 sene önce tanıştık. Ben spor salonuna gidiyorum. O da aynı spor salonuna gidiyor. Evet, Bahçeşehir'de. Evet. Orada arkadaşça başladı bizim önce. Daha sonra sporda aynı grup derslerini aldık. Çıktık, yemek yedik vesaire derken yavaş yavaş oldu. O ilk başlarda zaten benden hoşlanıyormuş. Ama ben arkadaşça görüyordum. Hı-hı. Daha sonra ilgisine aşık oldum aslında kendisi. İlgisine? Evet, ilgili bayağı. Wow. İlgili alakalı bir eş yani. Evet. Ama daha sevgili değildiniz. İlgiliydi. Yok. Ama sevgili değildiniz. Evet, sürekli beraber vakit geçiriyorduk, geziyorduk. Ben arkadaş olarak görüyordum ama kendi öyle düşünmüyormuş. Ah, bu erkekler. Kandırdı beni. Kandırıyorlar hep. Zamanla 1-2 ay geçtikten sonra yavaşça açıldı kendisi bana. Hatta çıkma teklifi etti. Böyle evi donatmış, süslemiş. Filme çıkar mısın? O böyle komedi gibi oldu aslında. Yüzü kaldı bana. Bu evlilik teklifi. Evlilik teklifi gibiydi, evet. Evet, burada görüyoruz şu an Yavuz Bey'i. Evet. Ay ne güzelsiniz maşallah. Teşekkür ederim Aslı. Nasıl anlat bakayım devamını. Daha sonrasında bizim aslında zamanla oldu. Yani beni, o zaten kafasında koymuş beni. Ben istemiyordum. Ben evlilik de düşünmüyordum o zamanlarda. Neden? Ne bileyim, aklımda birisi yoktu öyle, hani evleneyim, gezeyim, tozuyum modundaydım birazcık. O beni kandırdı ama beraber gezeriz dedi. Daha sonra sürekli zaten çok seyahat ettik beraber, gezdik, dolaştık. Peki evlilik teklifi nasıl geldi? İlk önce biz Kıbrıs'a gittik. Yurt dışında evlilik teklifi yapmak istiyordu bana. Evet. Fakat orada odayı süslememişler, bir aksilik yaşadık. Daha sonrasında o da benim doğum günümde evlilik teklifi etti. Çok orada güzel. Haberim vardı artık hani yapacağından, orada aksilik yaşamıştık çünkü. O şekilde ben de kabul ettim. Ne burcu Yavuz? Boğa burcu. Boğa burcu. Ben de Boğa ikizler. Sen de ikizlersin. Evet. Ya Boğa burcu böyle romantik midir ya? Çok romantiktir. Benim de şimdi Boğa burcu aslında. Romantik mi seninki de? Evet. İstedikleri zaman romantik oluyorlar diyelim. Vay be. İstemesi önemli. Güzel hareketler vallahi. Bak, diğer gelinimiz de boğalardan memnunmuş. Ben çok memnunum. Bekar kızlar Boğa burcu diyorlar. Boğa ele oluyorlar. Evine düşkün oluyorlar, evet. Evlerine düşkün oluyorlar. Evet. Ben şeyi biliyorum, hani boğazına düşkün evet, oluyor Boğa burcu. Evet, ona da çok düşkünler. Valla. Evet. Hadi bakalım. Sonra isteme, söz, nişan nasıl oldu? İsteme bizim 2 kere oldu. Önce geçen sene oldu. Neden 2 kere? İlk önce geldiler ama ailem daha tanımadığımı düşündü. O yüzden biz bir süre daha beraber vakit geçirdik. Hı-hı. Tekrar bu sene isteme oldu. Bizim biraz böyle hepsi üst üste aynı gelişti. Ha. Bana birden evlenme teklifi etmişti evet. Geçen sene ama sadece kendi aramızda işte bir... Sözlenmiştiniz. Yani sözlenmek gibi değildi, bana bir yüzük takmıştı. Tamam, sözlenmek gibi de ne olsun ya. Ne demek gibi peki, ben anlamadım yani. Daha sonrasında bu sene tekrar Mayıs ayında bir isteme oldu. Mayıs'ın ortalarında. 27'sinde de nişanımız oldu. Verdiler mi bu sefer? Bu sefer verdi babam ya, evet. Neden vermedi? Düşündü yani. Ne dedi babam? Babam beni çok seviyor. Demek ki vermek istemedi. İstemedi önce. Biraz nazlandı yani. Evet, kız evin başka bir şey yok değil mi altında? Yok, hayır.
Ha, damat güleç yüzlü efendi bir çocuğa benziyor. Yani böyle evet, bir negatif sevdirdi. Bir enerjisi yok. Sevdirdi kendini. Evet, şu an babamla kankalar. Aa, çok güzel. Çok seviyorlar birbirlerini. Nişan nerede oldu? İsteme bizim önce evde oldu. Daha sonra nişan yerinde de bir tekrar isteme gibi, temsili bir isteme yaptık. Bir mekanda oldu Bahçeşehir'de. Nişan organizasyonunu ne kadara tuttun? Organizasyonu tutmadım, oraya aitti. Mekan o zaman. Mekan olarak 14.000 TL'ydi. Normal şu an. Evet. Ne giydin peki? Nişanda kabarık mavi abiyemi giydim. Elbisenin fiyatı ne kadar nişan elbisen? Elbisemi, tacımı 5.000 TL'ye aldım. Onun da fiyatı gayet. Gayet uygun. Evet, evet. Uygundu. Hı-hı. Peki nişandan ne kadar süre sonra kına gecesi yaptınız? Kına gecem, düğünüm... Aslında ben kına gecesi yapmadım. Kına gecemi evde yaptım. Ben çok sevmediğim için. Annem çok istiyordu. Eskiden kına geceleri böyle insanların evlerinde... Evet. Tanıdığının... Hani hep evlerde daha küçük yapılıyormuş aslında. Daha sıcak, daha aslında. Evet, ya da dışarıda oluyordu bazen. Evet, bahçelerinde falan. Evet. Ben istemiyordum. O gün bekarlığa veda partisi yapacaktım. Kız arkadaşlarım bizdeydi. Akşamında çıkacaktık. Ama annem çok istediği için ben de onu kırmak istemedim. Ay, böyle evde kırma, anneler kırılmaz ya. Evet. Anneleri kırmayın. Anneler kırılmaz vallahi. Bu kadar emekleri var üstünüzde, evet, üstümüzde. Anneler isteyince boynumuz kıldan ince olsun. Onda onların hakkı. Çok iyi yapmışsın Yaşap. Evet. Aferin. 15 Eylül'de yaptım. Düğünüm de 17 Eylül'de oldu. Ay canım. Düğünün nerede oldu? Düğünümde Avcılar'da kır düğünü olarak yaptım ben. Gelinliğiniz kiralık mı, satılık mı? Gelinliğimi kiraladım. Çünkü nişanda ben almıştım. O elimde kaldı. Yani çok tamam, yer kaplıyor. Evet. Haklı. Fiyatı nedir? Alsaydım 25.000 TL ama ben 20.000 TL'ye kiraladım. Sağladım. Çok iyi. Çok memnunum gelinliğimle. Çok yakışmış yavrum. Evet, mekan çok güzelmiş. Ucuz. Mekanım yemekliydi. 150 kişilikti. Pardon, 300 kişilikti. 150.000 TL'ye tuttuk. Hı-hı. Güzel. Peki eşinin ailesiyle aran nasıl? Eşimin babası, kayınpederim vefat etmiş daha önceden. Ay, başın sağ olsun. Onu tanımıyorum. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Kaynanamla aram iyi, evet. Çeyizimin çoğu... Görümce var mı? Yok, hayır. Görümcem yok Allah'tan. Allah'tan. Görümce görmeyeyim ömrümce. Eyvah eyvah. Ben de görümceyim bu arada. Aslanım burada sanki ve buna rağmen katıyor. Diyorsun. Ben iyi görümceyim ama aslanım. Bazıları... Senin geline sormak lazım. İyi mi kötü mü? İyi, bana bugün bir sıra ikram yaptı sağ olsun o da. Bu videoda da sanki trip atıyor eşine ama. Evet evet, düğün günü eşim. Eşim çok bekletti beni. Kız istemedi. Bandocu geldi. Herkes geldi. Daha sonra ben çok sinirlendim. En son ben almaya gidecektim kendisini. Bandocuları tutup. Yolda çok sinirlendim. Eşim gayet ona. Mutlu ama bekletti. Ben orada sinirli. Balayına nereye gittiniz? Bayağı. Balayında biz Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ı evet. Seviyorsunuz anlaşılan. Evet. Hatta evlenme teklif edeceği otele gittik direkt. Öyle mi? Acıları evet, biraz. Onları tazeleyelim. Buradan Kıbrıslı gelinlere de selam, sevgi olsun. Geleceğiz. Kıbrıs'ta da geleceğiz. Evet değerli izleyenler. Türkiye'nin neresindeyseniz hiç fark etmez. Biz her yere arayın, geleceğiz. Arayın geliriz. Arayın. Görmüş olduğunuz WhatsApp hattından arayın. Görmüş olduğunuz internet sayfalarımızdan, sosyal medya hesaplarından lütfen bize ulaşın. Sonra bir araya gelelim. Yarışalım. Kaynaşalım. 50.000 TL'yi de hak edene verelim yahu. İşte bu kadar basit. Sonra tabii çok güzel anılar biriktiriyoruz. O da tabii ayrı. Çok güzel. Öyle mi? Güzel, evet. Öyle mi? Güzel. Güzel. Evet, güzel. Çok güzel. Müthiş. Çok güzel. Memnun musun? Çok memnun. Evet. O zaman ilişki testine geçelim ve en sevdiğimiz yer. Evet, en sevdiğimiz. Yavuz'u arayalım. Çok hadi. Merak ediyorum ben de. Biz de merak ediyoruz. Bakalım bilebilecekler mi sizce? Ne bence bilemeyecekler aslanım. Sen de vallahi bilsen istemiyorsun. His var içimde Fatma. Fatma'nın bir kendine güveni var, başka kimseye güvenmez. Eşime çok güveniyorum, eşime. Hadi bakalım. Arayayım mı aslanım? Ara lütfen. Tamam, arıyorum o zaman. Sesini de dışına ver. Bakalım nasıl açıyor damat telefonu. Dur, duyalım. Alo. Efendim hayatım. Alo hayatım, ne yapıyorsun? İyi, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ben de yayındayım Aslı Hanım'la. Şimdi ilişki evet. Testi olacak söylemiştim. Aslı evet. Hanım'a vereceğim telefonu. Ver bakalım. Çok heyecanlıyım ama bakalım. Ben de. Ver. Ay, enerjisi güzel bir damat. Merhaba, nasılsınız aslanım? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben şu ana kadar iyiydim ama şu an biraz heyecan yaptım. Aman. Peki o zaman sorulara geçiyorum. Önce hanımına, ardından sana soruları yönelteceğim. Seni beklemeye alıyorum. Tamam, teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Evet, hazır mısın? Evet, hazırım. Hangisini yapmak eşine daha zor gelir? Sofra hazırlamak, bankada sıra beklemek
yatak toplamak. Sofra hazırlamak. Hadi bakalım. Yavuz. Efendim? Hangi iş sana zor gelir? Şıklar var. A. Sofra hazırlamak. B. Bankada sıra beklemek. C. Yatak toplamak. C. Yatak toplamak. Aa! Topluyorsun ama. Topluyorsun. Sofra hazırladın mı hiç bana? Dur, bir yanlışınız var. Dur bakalım. Dur da olur tamam. Heyecandan bakacağız. Devam. Kayınvaliden yaşlandı ve bakıma ihtiyacı var. Evet. Eşin kayınvalidenin size taşınacağını ve kendisine senin bakmanı istediğini söyledi. Bakar mısın? Bakarım. Bakmaz mısın? Bakarım. Aferin. Şimdi Yavuz. Annen evet. Yaşlandı ve bakıma ihtiyacı var. Evet. Sen de dedin ki hayatım bizim eve gelecek. Bundan sonra bizimle yaşayacak. Anneme bakar mısın ya da bakmaz mısın diye sordun. Sence buna Mehtap ne cevap vermiş olabilir? Bakarım diye cevap vermiştir. Doğru cevap. Bravo. Hayırlı gelin ayol. Evet. Aa. Ama bakılacak ya, bizim de anamız var. Öyle değil mi? Aynen. Ya ne yapalım, sokağa mı bırakacağız ya? Biz onlardan değiliz. Aferin. Yavuz'la çıkacağınız akşam yemeğini hazırlanırken yaptığın makyaj kaç dakika sürer? Tam nokta atışı mı söylemem gerekiyor? Yani hani 3-5. 5-10. 5-10 dakika. 5-10 dakika. Şimdi Yavuz. Mehtap'la akşam yemeğine çıkacaksın. Mehtap'ın hazırlanırken yaptığı makyaj kaç dakika sürer ortalama? Yani Mehtap o konuda çok hızlı, 5 dakikayı geçmez. Kabul. Bravo. Hanımın da 5-10 dakika demişti. 5-10 dakikayı evet. Kabul ettim. Razıyım. Harika hazırladın. Çok razıyım. Ay ne güzel. Başka hangi konularda razısın? Merak ediyorum ben de. Mehtap'tan. Ben her konuda razıyım ondan. Maşallah. Ona çare bulacağız inşallah. Ona çare bulacağız inşallah. Niye hiçbir zaman... Dur ben konuşacağım onu. Sen bir bekle, hatta kal. Yavrucuğum böyle bulmuşsun vallahi lokum gibi çocuk. Şımartmayalım aslında. Ay ne şımarmaz o. Şımarma eşiği yüksek, ben anladım o. Niye böyle çabuk parlıyorsun, sinirleniyorsun? Bak böyle sinirlenmeden önce sakin sakin böyle bir içinizden ona kadar sayın. Sayamıyorum işte, patlıyorum. Patlama, tut kendini. Tamam. Aa. Yavaş yavaş artık aslanım. Yuvayı dişi kuş yapar. Evet. Dişi kuş da dağıtır. Doğru. Yerle yeksan edebilir. Sakin. Sinir güzel öğreneceğiz bir şey. Artık. Bak ben ne kadar sakinim değil mi? Değil mi? Evet. Sakin. Sizi seviyorum. Bak hemen böyle yapacağız. Seni seviyorum Yavuz. Hemen böyle yapacağız, tamam mı? Tamam. Birden bir sakinlik gelir. Tamam. Neyse devam edelim. Yavuz taktik verdim canım, beklettim seni, geliyorum, bekle canım. Evet. Tamam. Senin için çalışıyorum burada yani, yanlış anlama. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ablanızım, görevim bu. Şimdi kayınvalidenin gizli gizli eşini çekip seni kötülediğini duysan ne yaparsın? Üzülürüm, eşime söylerim. Üzülürsün, eşine söylersin. Evet. Yani ben gidip söylemem kayınvalideme neden konuşuyorsun diye. Eşime söylerim. Aracı gibi. Evet. Ha, tamam. Şimdi Yavuz. Efendim? Senin annen ne yapıyor biliyor musun? Evet. Gizli gizli seni çekiyor kenara, Mehtap'ı kötülüyor. Evet. Tamam mı? Bunu da duydu Mehtap. Evet. Ne yapar? Sinirlenir tabii ki, benle konuşur. Ben de anneme ama öyle bir şey yapması için izin vermem yani, konuşturmam eşime karşı. Vay, vay, vay. Aldın, gör. Bana söyler dedi. Dedi ki üzülürüm ve Yavuz'a söylerim dedi. Yani en azından Yavuz'a söylerim, bana söyler. Evet, gereğini o yapsın dersin. Doğru cevap, gereği düşünüldü o zaman, devam ediyoruz. Arkadaş davetinde eşin yemek yerken ağzını şapırdatsa ne yaparsın? Aa, hiçbir şey yapmam, eve gelince uyarırım. Ve şapırdatma sesini bastırmak için yüksek sesle komik bir şeyler anlatırım. C, ters ters bakarım, o zaten anlar. Tamam C. Şimdi Yavuz. Evet. Bir davete gittiniz, tamam mı? Sen yemek yerken ağzını... Çok şapırdatıyorsun diyelim. Evet. Mehtap ne yapar? Şıklar geliyor. A, hiçbir şey yapmaz, eve gelince seni uyarır. B, şapırdatma sesini bastırmak için yüksek sesle komik bir şeyler anlatmaya çalışır. C, ters ters bakar, zaten sen anlarsın. C, ters ters bakar, ben anlarım. Bravo.
Çok iyi. Eşin arabasını ne sıklıkla yıkar? Çok. Yani sürekli. Hatta ben söylüyorum hayır bu sefer yıkama diye. Çok titiz kendisi de araba konusunda. Sık sık yıkar. Sık sık yıkar. Evet. Arabanı ne sıklıkta yıkarsın Yavuz? Ne sıklıkla yıkarım? 2 haftada bir. Haftada bir. Öyle bizim araba yıkanı. Spora gittikçe yıkatıyoruz diyeyim. Her gün gidiyoruz. Yani sık sık mı nadiren mi? Yok sık sık. Doğru cevap. Yani bir yanlışınız oldu. Bir yanlış cevap var. Kırma oldu, heyecana gitti. Ama biz ne yapıyoruz böyle zamanlarda biliyor musun? Gelinlerime dönüyorum. Diyorum ki bir şans daha verelim bence. Sizler bir şansı daha hak ediyorsunuz. Ama soruyu siz soruyorsunuz. Şimdi seni sessize alıyorum Yavuzcuğum. Kızlar, diğer gelinler bir soru bulacaklar. O soruyu sana yönelteceğiz. Bomba gibi bir soru geliyor o zaman. Hadi bakalım. Evet. Aslı Hanımcığım bence şunu soralım. Salon avizesinde kaç tane daire var? Halka var. Ay bunu sen zaten bileziğe benzetmiştin. Evet. Bir yerde. Peki o zaman 5 tane var. Evet. Bakalım bunu Yavuz bilebilecek mi? Tekini. Tamam, tekini. Tamam. 10 derse de kabul edeceğim 5-5. Tamam. Okay. Yavuz. Evet. Soruyoruz. Evet. Salonda. Bir yemek bölümünde, bir oturma bölümünde 2 avizeniz var ve bunlarda halkalar var. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Bir avizenizde kaç halka var? 5. Hiç düşünmedi yani. Evet, hiç düşünmedi. İtiraf et, dur şimdi. Böyle koltuğa geldiğin işten. Parasını verirken. Ay, parasını verirken saymıştım diyor. Ay çok iyi. Tebrik ediyorum. Altını kazandınız. Yavuzcuğum şans diliyorum size hayatınızda. Eşine veriyorum. Belki birbirinizi tebrik edersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim aşkım. Seni çok seviyorum. Görüşürüz hayatım. Dayak yemekten kurtuldum. Aynen. Hadi görüşürüz hayatım. Akşam görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kızlar gördünüz. Hani kazanamazdı. Gördünüz. Hayır olsun. Tebrik ederim. Şey güzel değil mi? Hani böyle altında falanında filanında değil insanlar. Evet tanıyor yani olması. Yani birbirini tanımak güzel. Birbirimizi tanıyoruz. Evet. Kırmızı da yakıştı şöyle Aslı Hanım bana. Şimdi bu güzel enerjiyle nereye gidiyoruz biliyor musun? Puanlamaya gidiyoruz hayat. Evet inşallah gelinler, orada enerjimiz yüksek olur. Gelinler senin için puan kullanacaklar Mehtapçığım. Evet. Yüksek bekliyor musun? Çok yüksek beklemiyorum ama güzel puanlar bekliyorum arkadaşlarımdan. Öyle. Evet. Eğer ki ilgilendiysen, yakından alakadar olduysan. Umarım memnun kalmışlardır. Memnun kaldılarsa bu gelinler hakkını verir diye düşünüyorum. Umarım. Puanlamaya geçiyoruz. Benim sana puanım. Bayağı beğenmiştin aslında evimi. Sence bu kadar düşük mü benim evim? Evet, bütün gün bizi galoşlarla gezdirdin evin içinde. Hijyenik olmak kötü bir şey mi? Halde. Hasan, ben puanları hak etmiyorum. Gerçekten çok kötü yani. Ben bir su içmek istiyorum. Geç hayatım sen. Hani kızlar ne böyle ya? Ben hiç anlamıyorum gerçekten. Resmen kıskanıyorlar beni. Rakip görüyorlar. Ben istemiyorum ya bu şekilde puanları. Rakip görüyorlar. Ben istemiyorum ya bu şekilde puanları. Gerçekten iyi değilim yani. Elim ayağım titriyor. Az sonra. 50.000 TL'ye giden yolda Mehtap için gelinler puan kullandı. Az buz bir rakam değil hanımlar. 50.000 TL. O yüzden çok çok iyi düşündüğünüze inanıyorum. Hakkını yemeyeceğinize de inanıyorum. Ve Ezgi'cim senden başlamak istiyorum. Başlayalım aslanım. Elin emeğine sağlık Mehtap'cığım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Misafirperverliğin çok güzeldi. Yorumlarımı zaten gün içerisinde yaptım. Direkt kutumu açayım istersen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Puanını görelim Ezgi'cim. 3 puan.
Peki arkadaşım neden 4 ya da 5'ti? Nereden kırdın puanımı? Bayağı beğenmiştin aslında evimi. Bayağı beğenmedim canım. Yorumlarımı yaptım. Fonlarım bir kere. Hiçbir odanda fon yok. Mutfağında evet, da bütün eksikliklerini söyledim. Ayrıyeten duvar detayları da çok önemli. Onda da kırdım. Ondan da kırdım. 2 puan mı kırdın oradan? Evet. Yani sadece ondan değil. Senden. Masada da yorumlarımı yaptım zaten. Masada beğenmiştin aslında. Sunumunda da yaptım. Masanda cam ve porselen uyumu olmadığı için. Tamam yarın senin günün. Senin gününde inşallah görmeyiz öyle cam şeyler. Evet cam ve porseleni bir arada kullanmayı sevmiyorsun. Ben sadece uyum seviyorum. Yani porselense porselenden devam etmek istiyorum. Camsa camdan devam etmek istiyorum. Bir de sunumluk görmek istiyorum ben. Sunumlukların vardı ama. Gerçekten sunumluk. O zaman yarın değerli izleyenler Ezgi'nin evinde değişik farklı sunumluklar göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle sunuma çok önem verdiğini biliyorum. Evet. Ezgi çok iddialı olduğunu söylüyor. Herkese 2 puanlara döşedi. Ezgi'nin evini merakla bekliyorum. Adaleti puan vereceğim. Gökçe'cim seninle devam edelim canım. Önce sebeplerini duyalım. Tabii Aslan Hanım. Mehtap'cığım öncelikle her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Salonda beğenmediğim kusurlu şeyleri söylemiştim zaten. Duvar detayını, duvardaki boyayı ve birkaç kusurlarını beğenmedim. Mutfağını beğenmedim. Mutfağında perde yoktu. Bence çıplak görüntü hoş değildi. Yatak odanda da dolabını beğenmedim. Yatak başlığını ve makyaj... söylemiştim. Şu anda o var. Yatak başlığını ve makyaj masanı beğenemedim. Çeyizini orta buldum. Masanı beğendim. Güler yüzün misafirperverliğin için teşekkür ederim. İzninizle puanlamama geçmek istiyorum. Evet, ya bu ses tonuyla nasıl konuşuyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Var mıyım? Ya gerçek misin sen? Spiker gibi gerçekten. Değil mi aslanım? Ama volüm böyle, sürekli böyle. Evet, puanı görelim. Benim sana puanım 2. Sence bu kadar düşük mü benim evim? Evet, bütün gün bizi galoşlarla gezdirdin evin içinde. Hijyenik olmak kötü bir şey mi? Halde. Hayır, biz misafiriz. Ayakkabılarımızın temiz olduğunu biliyorsun. Ben bunu puanıma bile yansıtmadım. Olumsuz şeyleri söyledim zaten. Aslanım ben puanları hak etmiyorum. Gerçekten çok kötü. Yani ben bir su içmek istiyorum. Gerçekten çok kötü hissettim şu anda. Hayır, çok kötüyüm gerçekten Aslı Hanım. Ay canım, bir su... Ben bir çıkabilir miyim, tabii, bir hava alsam? Geç hayatım sen. Yani 2 puan biraz düşük değil mi? Benim evime de, ben de dün 2 puan düşük buldum. Sana 2 puan vermişti. 2 puan ama kıyasa kıyas gitmedim. Gerçekten, kısasa kısas. Pardon. Kısasa kısas gitmedim Aslı Hanım. Beğenseydim gerçekten 3 de verebilirdim, 4 de verebilirdim. Yatak odasındaki kusurları, evindeki kusurları. Mesela diyorsun ki galoştan kırmadım diyorsun ama o kadar rahatsız olmuşsun ki galoştan başladın hemen. Bazı insanların hijyen takıntıları var bakın. Bizim bir gelinimiz vardı şu an... Şu an üzüldüğüm için hakikaten adını hatırlayamıyorum. Yani kendini streçledi biliyor musun? Aslı Hanım direkt aklıma bu geldi. Ne dersiniz? Beni mi saracaksın onunla Büşra? Yani o da bir alternatif. O... Büşra elimi bir kurtarmam lazım. Elin kolum. Tamam gel hayatım. Bunu da görmeyeceğim. Şu alt kısmı da alt kısmı gerçekten. Da. Gel. Alt kısmı diyor. Hemen aynen alıyorum. Şuraya bacaklarım değmesin çünkü. Tamam şu sırtı da sırtını yaslayacak. Orayı da halledeceğiz aslanım. Orayı da mı halledeceğim? Gel biraz daha gel ablam. Gel ablam. Eksik tamam, parçası. Tamam yeter. Fenalık geçirecek Büşra. Ceren'cim dokunuyorum ama. Tamam. Sen evde kırklanırsın artık. Şöyle. Patlayacak. Klentini de ver hayatım. Yok tam sırtında var yaslanmıyor. Harika. Oraya. Ya insanlar bunun gerçek olup olmadığını sorguladı ama ben ne kadar titiz olduğunu biliyordum. Yani biz ne titiz insanlar gördük ve saygı duyduk. Ha bu kızlar ne böyle ya? Ben hiç anlamıyorum gerçekten. 2 puan nedir ya? Elim ayağım titredi resmen ya. Resmen kıskanıyorlar beni. Rakip yoruyorlar. Ben istemiyorum ya bu şekilde puanları. Rakip yoruyorlar. Ben istemiyorum ya bu şekilde puanları. Ben hak etmiyorum bu puanı. Sakin ol şampiyon. İyi misin? İyi değilim dış ses hiç. Gerçekten iyi değilim yani. Elim ayağım titriyor. İyi ama sen de 2 gündür aşağı yukarı bu puanları veriyorsun. Neden bu kadar kızdın ki? Gerçekten hak etmiyorum 2 puanı dış ses. Puanımı çok kırdı arkadaşım. Çünkü ben ona 2 verdim. Kısasa kısas yaptı. Kesinlikle onun eviyle benim evim aynı değil. Bana sorarsan burada elma sepetini savurarak bir sonuca varamazsın. Bence içeri geçip kendini savunmalısın. Evet doğru söylüyorsun siz. Hem Aslı Hanım'a da ayıp olmasın. Ben içeri girip onların haddini bildireyim.
Çok affedersiniz Aslı Hanım. Kötü oldum gerçekten. Rica ederim canım. Daha iyi misin? Birazcık daha iyiyim. Ama gerçekten benim evim 2 puan hak etmiyor. Aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum. Benim de evim hak etmiyor. Benim 2 ise senin 0. Seninki bence daha kötü. -1. Benim 2 ise senin 0. Tam tersi. Mehtap su içmeye gitti. Fakat su kendisine yaramamış. Çünkü gelir gelmez Gökçe'ye saldırıda bulundu. Benim evim 2 ise seninki 0 dedi. Gökçe'nin evi 0 falan değildi. Mehtap'la aynı kalitedeydi. Feyza'cığım seninle devam edelim canım. Ben evindeki fonların yani perde eksikliği beni çok sıktı. Sıktı. Halbuki yani kere fazla olunca sıkar ama. Yok aslında hani eksik geldi bana. Eksik. Evet, evindeki eksikleri tamamlayabilirdi. Bana eksik. Yani çok küçük şeylerdi aslında. Fon sana göre eksik. Evet. Tamam. Fon, mutfak perdesi eksikti bunlar. Mutfak perdesi. Evet. Genel olarak bizi ağırladığın için teşekkür ederim. Gerçekten bütün gün çok güler yüzlüydü. Puanımı açmak istiyorsun. Çok heyecanlı. Peki Feyza'cığım, puan vermek seni heyecanlandırıyor anladığım kadarıyla. Ben daha çok geriliyorum. Bakalım çok senden. Merak ediyorum kaç verdiğini. Hadi bakalım puanını görelim o halde. Sana puanım. 3 puan. Ben 3 puan da hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü arkadaşıma 3 puan vermiştim ben. Kısasa kısas yaptığını düşünüyorum. Gerçekten beğendiği bir eve 4 verebilirdi. Kısasa kısas yapmıyorum. Benim tarzlarımız zaten birbirine uymuyor. Tarz önemli, uyum önemli ama. Benim evimde böyle ufak tefek duvar söküğü, boya eksiği vesaire görmedim. 1 puan oradan kırabilirdin ama onun dışında. Ben 3 puanı hak ettiğini düşünüyorum. 3 puan verdim çünkü dün Gökçe'ye 2 puan verdim. Gökçe'nin evi buradan çok aşağıdaydı. Burasının Gökçe'nin evine göre bir tık daha iyi olduğunu düşündüğüm için 1 puan fazla verdim. Peki Fatma, senin puanın kaldı. Çok merak ediyoruz. Dilerseniz evet. Kısa yorumlar yapayım. Salonunu, mutfağını sevemedim. Çeyizini çok yetersiz buldum. Karşılamadaki sumatinden de hiç hoşlanmadım. Kefir sevmediğimden ötürü. İsterseniz puanıma geçelim. Puanını görelim Fatmacığım. 2. Bu puanı da hiç hak ettiğimi düşünmüyorum. Fatma beni kendisi rakip olarak gördüğü için... Hayır, rakip olarak görmedim. Burada en adaletli gelin benim. Maalesef sevmediğim çok fazla detay vardı. Nerelerden kırdığını duyalım mı tekrar? Mutfağını ve salonunu sevemediğimi söyledim. Çeyizin çok yetersiz. Smoothie'den de hiç hoşlanmadım. 3 puan mı kırdın? Galoştan da çok irite oldum. Gün boyunca çok terledik. Temiz, düşme tehlikesi yaşadık. Temiz işte, ne güzel. Maalesef sana puanım 2. Fatma beni rakip olarak gördüğü için normal bu puanı bekliyordum. Asla rakip değil. En adaletli gelin ben olduğumu rakip düşünüyorum. Rakip olarak görüyorsun. Evet. Bu şekilde. Teşekkürler. Evet, toplamda 10 puan aldın gelinlerden Mehtap'cığım. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Amasyalı titiz gelinimiz bizi Amasya'nın elmalarıyla karşıladı. Çok taze ve çok güzeldi. Onunla birlikte çok yeni evli, onun titizliğini anlayabiliyorum. Haklı, böyle kar gibi bir ev hazırlamış. Yani gelinlerimiz tabii ki evlerine çok güveniyorlar, titizliğine çok güveniyorlar ve katılıyorlar. O kadar haklılar ki. Gelinlere galoş verdi ve gelinlerimiz galoşlarla içeri girdiler. Sonrasında çeyizine gelince, çeyizinde misafir seccadelerini düşünmen bir kere çok değerli. Çok ince bir düşünce. Ama biraz çeyizinde eksikler var mıydı? Vardı. Fakat çok fazla kullanmadığını da söylediğin için pek yorum yapmak istemiyorum bununla da alakalı. Evet, masanda lezzetli şeyler vardı. İlişki testini geçtiniz. Eşinle aşkınız çok güzel. Kocanın sana olan düşkünlüğü, sevgisi telefondan bile belliydi. Ben yuvanızda size mutluluklar diliyorum.
Evet, benim puanımı da cuma günü arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin. Bugün için öncelikle sana çok teşekkürler ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, diğer gelinlerim, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir gündü. Yarın Ezgi'cim. Evet. Sen İstanbul'un neresindensin? Kağıthane'deyim. Kağıthane'deyiz. Aynen. Aslen nereliydin Ezgi'cim? Aslen Sivaslıyım aslında. Aslen Sivaslısın. Artık Sivas yöresinden bir şeyler mi bekliyoruz? Nelerle bizi nasıl karşılayacaksın merak ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Bay bay. İkiyi çok sevdiğini biliyorum. Bol şanslar. Sen direkt puanınla gelmişsin Fatma'cığım. Hadi bakalım. Salonuma da çok uydu, teşekkür ederim. Bu altın tozu, bir de midelerinde de altın olsun istedim. Kaç ayar? Altın tozsuz kahve içemiyorum. Çok fazla gözümü yordu, hiç beğenmedim. En azından benim bir tarzım var canım. Ezgi galiba... Allah kolaylık versin. Bunun kırışıklığı ne Ezgi? Namahrem bir bölge. Yerine koyacağım, bırak. Yok. Size ne oluyor? Zolt'tan gözlerimiz kanadı. Bir saniye, ben hazırlıklı çıkartayım. Nasıl yani? Şöyle dağıtayım sana. Sana da vereyim. Ben de peçetemi hazırladım önceden burama. Kazanır sağlayacağım artık. Yani. Teşinizin uğurlu rakamı kaçtı?